Sempozyumumuzun ikinci gününde dördüncü oturumun sunumları için sözü oturum başkanı Sayın Doktor Tahir Ateş'e bırakıyorum. Hoş geldiniz oturumumuza. Bugün bildiri sunacak arkadaşların, akademisyen dostlarımızın üç tanesi var burada. Diğer iki arkadaş gelmezse süremiz iyi olacak. Yoksa mecburen biraz düşüreceğiz tekrar öbür arkadaşların gelmesi durumunda. Sunumlarımızı sırayla çağıracağım arkadaşlarımızı. Sunumlar bittikten sonra arkadaşlarımızdan ricamız, benim yanımda otururlarsa o sürenin sonundaki ne kadar süremiz kalmış onu bileceğiz ve soru cevap kısmına geçeceğiz. Hani kendi yerinizde oturursanız soru cevap kısmını gerçekleştiremeyebiliriz, zor olur. Bu oturumda böyle yapalım. Arkadaşlarımızla birlikte hep beraber burada oturalım, rica edeceğim. Bununla birlikte ben son bir şey söyleyip başlatmak istiyorum oturumumuzu. Öncelikle bu sempozyumda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza kendi adıma ben teşekkür ediyorum. Başta İnan Bey hocamıza çok emekleri olduğunu biliyorum ve onun dostlarına, onun yardımcılarına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Peki, ilk oturumcumuz Ümit Poyraz Bey, Mustafa Şahmara, Merve Kılıç. Ümit Poyraz Bey sanırım. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Süreniz 15 dakika şimdilik. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlarım, merhabalar. Ben Ümit Poyraz, Gazi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Gazi Üniversitesi'nde Mustafa Şahmaran hocamızla beraber çalışıyoruz. Tez konumuz, Türkiye başlık olarak Türkiye İnşaat Yıkıntı Atık Yönetimi Sistemi'nin geliştirilmesi. İçeriğinde ise inşaat ve yıkım faaliyetlerinin neticesinde oluşan atıkların geri dönüştürülme oranlarının nasıl arttırılabileceği, nasıl geri dönüştürülebilecekleri, diğer ülkelerde geri dönüşüm konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığı, ayrıca malzeme geri dönüşümü oranını arttıran seçici yıkım faaliyetinin Türkiye'de uygulanabilirliğini araştırıyoruz. Böyle bir konu seçmemin sebebi ise hem benim tez konumla alakalı hem de bu afet yönetimiyle alakalı olması. Afetlerden hasar görmüş yapılardan çıkacak yıkıntı atıklarının birçoğu geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Bu malzemelerin tekrar kullanılması hem afet sonrası yapılacak plansız bertaraf işlemlerini bertaraf işlemleri sonucu doğacak olumsuzları azaltacak, hem de malzemelerin geri dönüştürülmesiyle bölgenin tekrar imarında kullanılmış olacaktır. Kamu düzeninin yalnız şöyle bir durum var. Kamu düzeninin ivedilikle sağlanması ve kriz durumundan en çabuk biçimde kurtulma düşüncesiyle yıkıntı atıkları plansız ve düzensiz bir şekilde bertarafı sağlanmakta ve bu durumda krizin olumsuz etkileri ortadan kaldırılmak yerine ancak ertelenmektedir. Afet harici durumda da genel ve yerel ölçekte katı atık yönetimi konusunda olunması gereken noktada olmadığımızdan dolayı afet sonrasında da yıkıntı ve atık yönetimi plansız ve aşırı hareket edilmesi neticesinde katı atık ciddi bir sorun haline gelmektedir. Türkiye'de birçok depremden sonra yıkıntı atıkları çevresel sığıyı ve sosyal zararlar doğurabilecek şekilde bertaraf edilmiştir. Örneğin 1992 Erzincan depremi sonucunda oluşan yaklaşık 750 bin ton deprem atığı benzer şekilde bertaraf edilmiş ve bu durum daha sonraki afetlerde de devam etmiştir. En son 2011 Van depremi neticesinde ortaya çıkan atıklar da Van Gölü ve bölgedeki ormanlık alanlara atılarak ciddi kalıcı hasarlar meydana getirmiştir. Ayrıca bazı durumlarda enkaz haline gelen hastane, tehlikeli kimyasal madde kullanılan imalathane ve benzeri kuruluşlardan çevreye zararlı maddeler yayılabilmektedir. Böyle enkazların kaldırılmasında diğer molozlardan ayrı ve dikkatli bir şekilde çalışılmalıdır.
Ayrıca birçok yapıda özellikle yalıtım amaçlı olarak kullanılan asbest gibi tehlikeli maddeler kullanılmış olduğunda bu yıkıntıların kaldırılmasında da ayrıca önlem alınmalıdır. Bildiği üzere Türkiye jeolojik yapısı, topografik yapısı ve iklim özellikleriyle doğal afetlerin sık yaşandığı bir ülkedir. Yapı hasarına sebep olan afetlerin başında ise depremler gelmektedir. Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin etkileri açısından %64 oranında deprem, %16 oranında toprak kayması, %15 oranında sel, %4 yangın ve %1 çığ ve diğer afetler sıralanmaktadır. AFAD'ın 1990 yılından itibaren yapmış olduğu tespitlerde depremin ülkemiz üzerindeki etkisi doğrulanmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere gerek can kaybı gerekse maddi kayıplar olarak depremin etkisi büyüktür. 1999 İzmit Körfezi'nde 17.000'den fazla insanımızı kaybettik ve yaklaşık 13 milyar dolarlık bir hasar meydana geldi. Daha sonra 95'te meydana gelen su baskınında İzmir'de yaklaşık 63 kişi yaşamını yitirmesi, dünyanın sıra 1 milyar dolarlık da bir kayıp meydana gelmiştir. Ve bu tablodan da görülebileceği üzere iki tane maddi kayıp olarak su baskını haricinde ilk 10 sırada depremler gelmektedir. Can kaybı ve yaralanmalardan sonra depremi yarattığı en büyük yıkıcı da yapılar üzerinde oluşmaktadır. AFAD'ın verilerine göre aynı şekilde son 60 yıllık veriler incelendiğinde ülkemizde 400 binden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar görüldüğü, yılda ise 7 binden fazla binanın depremler nedeniyle yıkıldığı veya ağır hasar görüldüğü tespit edilmiştir. Tabloda Türkiye'de meydana gelen, son 100 yılda meydana gelen depremlerden en çok hasara sebep olanları özetledim. Burada 2011 yılında meydana gelen Van depreminde 17 binden fazla bina hasar görmüş veya yıkılmıştır. 99 Düzce depreminde 35 bin, gene 99 Gölcük depreminde ise 73 binden fazla bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Toplamda ise yaklaşık 500 binden fazla, 600 bin civarında yapı yıkılmış veya hasar görmüştür Türkiye'de son 100 yıl boyunca. Bu afet verilerinden sonra yıkıntı sonrası oluşacak atık türlerini atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik ekinde bulunan 17 kodlu inşaat ve yıkıntı atık türleri tablosunda özetledim. Bunların daha ayrıntısı da var. Özet olarak 1701 tuğla, beton tuğla, kiremit, seramik, 1702 ahşap, cam, plastik, 1703 bütünlü karışımlar, kömür, katranlı ürünler, 1704 metaller, 1705 toprak ve afriyat, 1706 yalıtım malzemeleri, asbest içeren diğer malzemeler, 1708 alçı bazı inşaat malzemeleri, 1709 diğer ve diğer inşaat ve yıkım atıkları. Bu 17 kodlu inşaat atıkları yüksek oranda geri dönüştürülebilir malzemeler içermekte. Fakat malzemelerin birbirleriyle karışmamaları geri dönüşüm açısından en önemli etkendir. Tasdifteki başarı geri dönüşüm oranını arttırıp kalitesini yükselttiği için önemlidir. Burada klasik bir konut yapısının inşaat atıklarının yaklaşık içeriği gözükmekte. En büyük bileşim %40 oranında betonda, daha sonra seramik, tuğla ve kiremitin birleşimi olan %30 dilimi görüyoruz. Daha sonra tahta, ahşap %10, metal %5, plastik %5 ve diğer malzemeler de %10 oranındadır. Bu bölümde yıkıntı atık miktarları hakkında istatistik bilgiler vereceğim. İnşaat ve yıkıntı atıkları toplam kentsel katı atıkların yaklaşık bölgeye göre değişmekle beraber yaklaşık 15 ile 30'unu oluşturmakta.
Türkiye'de üretilen inşaat ve yıkıntı atıkları miktarı 2000'li yıllardan 2012'ye kadar yaklaşık 4-5 milyon ton olarak gerçekleşmiş. Kentsel dönüşüm olarak bilinen afet riski altındaki alanları dönüştürmesi hakkında kanun yürürlüğe girmesiyle beraber 20 yıl içerisinde Türkiye'de yaklaşık 7 milyon binanın yenileneceği ve bu kapsamda yıllık 10 milyon ton atığın gerçekleşeceği ve bunun da yaklaşık 6 milyon tonunun geri dönüştürülebileceği öngörülmektedir. Türkiye'nin AB Birliği Atık Çerçeve Direktifi kapsamında taahhüt ettiği 2020 yılına kadar Türkiye'nin inşaat atıklarının %70'inin geri dönüştürüleceğidir. Bu tabloda dünyadaki diğer ülkelerde oluşan toplam inşaat atığı ve bunların kurtarılma yüzdeleri ve nüfusa oranla kişi başına yıllık düşen inşaat yıkında atık miktarını görmekteyiz. Burada yüksek oranlarda %89 ile Almanya, %82 ile Amerika, 86 ile Belçika, 96 ile Hollanda, 81 ile Japonya'yı yüksek oranlarda geri dönüşüm oranı elde etmiş ülkeleri görmekteyiz. Bu tabloda dikkatimi çeken bir diğer husus ise birkaç kaynaktan teyit etmeye çalıştım. Türkiye'nin inşaat yıkıntı atık miktarının diğer ülkelere göre çok düşük oranda kalması. Bu tabloda malzemelerin geri dönüştürme işlemi ve geri dönüştürülme sonucu elde edilecek ürün gözükmektedir. Beton kırma ve agrega haline getirme ile geri dönüştürülmüş agrega ve yeni beton yapımı ve dolgu malzemesi olarak kullanılabilir. Demir içeren malzemeler eritme doğrudan yeniden kullanma ile geri dönüştürülmüş çelik parçaları. Demir içermeyen malzemeler ise eritme ve doğrudan yeniden kullanma ile geri dönüştürülmüş metal olarak kullanılabilir. Asfalt, soğuk geri dönüşüm, ısı üretimi ve benzeri şeylerle geri dönüştürülmüş asfalt olarak kullanılabilir. Bu bölümde tekrar kullanılacak ve geri dönüştürülecek malzemelerin çeşitleri ve kullanım amaçlarıyla kısaca bahsedeceğim. Daha çok bu bölümde beton üzerinde duracağız. Yıkıntı atıklarından elde edilecek kırma beton agregası şu şekilde sayılan birçok alanda kullanılabilir. Doğal agreganın kullanıldığı taşıyıcı olan ve olmayan betonarme elemanlarda, inşaat, yol inşaatlarında, peyzaj işlerinde, yürüyüş yollarında temel malzemesi olarak kullanılabilir. Şurada bir yapılmış bir deneyden bahsedeceğim. Farklı oranlarda geri dönüştürülmüş agrega kullanılarak hazırlanmış beton numunelerinde yapılan deneylerde geri dönüştürülmüş beton agrega oranının yüksek olduğu numunelerde basınç dayanımında azalma olduğu tespit edilmiştir. %100 oranında geri dönüştürülmüş agrega kullanılan numune ile hiç geri dönüştürülmüş agrega kullanılan numune arasında %30'luk bir 28 günlük basınç dayanımı kaybı gözlenmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken herhangi bir kimyasal katkı kullanılmadan yapılmış bu deneyde %30'luk bir düşüşün su akışkanlaştırıcı ve su azaltıcı katkılarla giderilebileceğidir. Farklı bir deneyde ise doğal ve geri dönüştürülmüş agrega ile üretilen taze ve sertleşmiş beton üzerinde yapılan deneylerde geri kazanılmış agregalı beton serilerinin hava içeriğinin normal agregalı beton serisine göre belirgin bir farklılık göstermemiş olduğu, ancak işlenebilme kayıpları geri kazanılmış agrega betondan üretilen agreganın pürüzlülüğü nedeniyle daha yüksektir. Geri kazanılmış agrega beton serilerinin basınç dayanımı doğal agregalı beton basınç serisine göre %3 ile 7 arasında daha düşüktür. Ancak her ikisinde de C30 sınıfı beton üretimi sağlanabilmektedir.
Toparlarsak iyi olur. Hocam kısaca şurada şeylerden, geri dönüşüm hakkında, betonun geri dönüşümü hakkında zannedilen ve gerçekler hakkında bak kısaca bahsedeyim. Beton geri dönüştürülemez zannına karşı aslında her ne kadar beton anda birleşenler olup geri dönüştürülemese de geri dönüştürülmüş beton agregası olarak kullanılabilir. Geri dönüştürülmüş beton agregası yapı elemanlarda kullanılamaz zannına karşı. Uygulama şartlarına ve yapı durumuna değişmekle beraber %20 oranında geri dönüştürülmüş beton agregası kullanılabilir ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Belli oranlarda beton geri dönüşümü sağlanabilirse de yüksek oranlarda geri dönüşüm sağlanamaz. Hollanda, az önce saydığımız işte Amerika, Japonya gibi ülkelerde yüksek oranlarda neredeyse %100'e yakın betonun geri dönüşümü sağlanmıştır. Buradan bir diğer dikkat çekebilecek bir husus, beton geri dönüşümüyle sera gazlarının üretimi ve karbon ayak izi azaltılacaktır. Bu zannın karşısında gerçek asıl olan bir beton üretiminde asıl karbon gazı ayak izi oluşturan şey çimentodur. Çimentonun her ne kadar biz geri dönüştürmüş beton agregası kullansak da çimento ihtiyacımız olduğu için bu şey de doğru değildir. Kısaca tuğla kullanılan harç durumuna göre tekrar kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Mermer de aynı şekilde mermer tozunun filler katkı maddesi olarak kullanılabilecek bir malzemedir. 110'a kadar mermer tozu ile yapılmış şeylerde basınç dayanımında belli olan oranlarda artış gözlenmiştir. Demir ve diğer metallerde aynı şekilde malzeme durumuna göre geri dönüştürülebilir veya aynen tekrar kullanılabilir. Şurada metallerin birincil kaynaklara kıyasla geri kazanımından sağlandığı enerjiyi görmekteyiz. Alüminyumda %95, bakırda %85 oranında enerji tasarrufu oranları vardır. Alçıpanda aynı şekilde farklı amaçlarla geri dönüşümü sağlanabilir. Asfaltta da geri dönüşümle %20 mertebelerinde bir tasarruf sağlanmıştır. Camda da aynı şekilde camdaki geri dönüşüm ile enerji tüketiminde %25, hava kirliliğinde %20, maden atığında %80 azalma sağlanmıştır. Son olarak yıkıntı atıklarındaki zararlı malzemeler ve bulunabilecekleri yerler, asbest içeren malzemeler, yalıtı malzemeleri, çatı malzemeleri de bulunabilir. Cıvalar işte aynı şekilde gördüğümüz yerlerde bulunabilir ve bunlara dikkat edilmesi gerekir. Teşekkür ediyoruz Ümit kardeşimize. Yalnız ben sorular sonra sorulsun dedim ama hani daha projeksiyonda gözükürken sormak istediğiniz acil bir şey olursa da parmak kaldırırsanız o arada değerlendirebiliriz. Yani çok da böyle kuralcı pozisyona düşmeyelim. Görmek istedim. Gözükürken, henüz projeksiyonda gözükürken, sahnede gözükürken sorunuz varsa sorun lütfen. Peki, teşekkür ediyoruz. İkinci bildiri için Onur Bey, Onur Öztürk hocamızı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Yok, otursun. Hocam süreniz 15 dakika biliyorsunuz. Evet. Peki, biliyorum. Kolay gelsin. Öncelikle herkese merhabalar. Koca Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden geliyorum. Onur Öztürk ben. Benim sunum konum kolomanit katkılı harçların eğilme dayanımı, yüksek sıcaklığın etkisi. Sunum şöyle devam edecek. Öncelikle neden böyle bir konu seçtik? Bundan bahsedeceğiz. Bunun devamında bu konu içerisinde yapmış olduğumuz deneysel çalışmanın içeriğinden bahsedeceğiz ve sonuçlara değineceğiz. Genel olarak afet tanımına bakacak olursak, insanlar ve insan yerleşimleri üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olayların sonuçları olarak isimlendirilebilir, tanımlanabilir. Doğal afetler olarak deprem, fırtına, eylem, sel, su baskınları ve volkanik patlamalar doğal afetler sınıfında incelenirken, yangınlar özellikle insan kökenli olması nedeniyle afet tanımı içerisinde yer bulmakta. Fakat bunun yanı sıra özellikle deprem, fırtına ve heyelan gibi doğal afetlerin sonucunda, devamında meydana gelmeleriyle birlikte yıkıcı özelliği oldukça tehlikeli bir hal almaktadır. Buna verebileceğimiz en güzel örnek 1923 yılında Tokyo'da meydana gelen
Büyük Kanto depremi sırasında yapılmış olan sayımla belirlenen rakam deprem sonrası yaklaşık olarak yapıların %40'ının yangınla birlikte ağır hasar aldığıdır. Yüksek sıcaklık, yangına maruz kalan yapıların yüksek sıcaklık etkisinde özellikle yapı malzemelerinin dayanım kriterleri göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir etkisi olduğuna bakacak olursak, genel anlamda dayanım kriterlerini değerlendirecek olursak, betonun basınç dayanımını, eğilme dayanımını ve elastisite modülünde ciddi bir düşüşe neden olurken, çelik malzemeler üzerinde akma dayanımı, çekme dayanımı ve duktilitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu da yangına maruz kalmış ve yüksek sıcaklık etkisi altında kalmış betonarme veya çelik yapıların yangın sonrası etkisinde, yangın etkisi sonrasında kullanılabilirliğinin, sürdürülebilirliğinin, normal yaşamın afetler sonrası devam ettirilebilirliğinin gerekliliği açısından bu davranışın, yangın sonrası performans davranışlarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bilindiği gibi beton, çimento, su ve agrega'nın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir yapı malzemesidir. Tabii günümüzde son yıllarda yapılan, hatta az önce arkadaşımızın yapmış olduğu sunumda da kullandığı atık malzeme kullanımı, gerek betonun dayanım ve dayanıklılık performanslarının ileriye taşınabilmesi, gerekse ekonomiklik sağlamak, gerek geri kazanım, atık malzemelerin geri kazanılması ve çevresel faktörlerin en aza indirilmesi amacıyla beton içerisinde atık malzeme kullanılması son dönemlerde oldukça yaygın olarak karşımıza çıkmakta. Sanayi ürünleri olarak az önceki arkadaşımız bize inşaat atıklarını örnekler verirken, biz de sanayide kullanılan atık ürünleri, sanayiden ortaya çıkan atık ürünlerin beton içerisinde hangilerinin değerlendirildiğini kısaca başlıklayalım. Bunlar uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silika tozu, taban külü, bentonit ve kolemanit olarak başlıca sıralanabilirler. Biz bu çalışma kapsamında kolemaniti tercih ettik. Kolemanit bir bor madeni aslında. Daha doğrusu bor madeninin işlenmesi sırasında açığa çıkan atık bir malzeme. Bor madeni de bilindiği üzere dünya rezervleri içerisinde Türkiye yaklaşık olarak bor madenlerinin %63'lük rezervine sahip. Onun için Türkiye açısından, özellikle bizler açısından önemli bir maden ve bunun işlenmesi sırasında açığa çıkan kolemanitin de alternatif kullanım alanlarının bir şekilde oluşturulması gerekmekte. Bu alternatif kullanım alanları içerisinde neden beton var? Önce onu düşünelim. Bunlardan ilk etken beton içerisinde kullanılan çimentoya benzer özellikle olması. Yani kimyasal özelliklerin, aslında kolemanitin kimyasal özelliklerinin çimentoya benzer özellik sergilemesi. İkinci neden de beton içerisinde aslında bulunmasını istemediğimiz alkalilerin bor madeni içerisinde sıkça rastlanması. Ancak kolemanit içerisinde betona zarar verebilecek herhangi bir alkalinin bulunmaması beton içerisinde alternatif kullanım alanı yaratılması açısından karşımıza çıkmakta. Kısaca betonun sıcaklık etkisi altında nasıl davranış sergilediğini, mikro yapıda nasıl bir sıcaklık davranışı sergilediğine bakacak olursak, 20 ila 120 santigrat derecesi içerisinde betonda herhangi bir hasar oluşmuyor. Mikro yapıda bulunan su buharlaşarak sadece yapıdan kayboluyor. 120 santigrat ve 250 santigrat derece arasına geldiğimizde yapıda bulunan serbest su tamamen yapı içerisinden kayboluyor, beton yapısı içerisinden. Çimento hamurunda hacim azalması meydana gelirken dehidrasyon sonucu da çatlaklar oluşmaya başlıyor 120 santigrat derece üzerinde. 250-600 santigrat derece arasında, artık 400 santigrat dereceye ulaştığımız zaman kalsiyum hidroksitin bozulması gerçekleşiyor. Çimento hamuru ve genleşmeden dolayı agregalarda artık önemli çatlaklar gözlenmeye başlanıyor. Agregalarda da çatlaklar meydana geliyor. Ve 600 santigrat derecenin üstüne çıktığınız takdirde artık çimento hamuru tamamen dehidrate bir hal alıyor. Büzülme çatlakları meydana geliyor ve boşluk beton boşluklu, pullanmış ve oldukça kırılgan bir hal alıyor. Biz bu çalışma kapsamında neden eğilme dayanımını inceledik? Çünkü yapıda baktığınız zaman eğilme dayanımı altında ciddi çatlaklar meydana gelmekte yapısal elemanlarda. Bu yapısal elemanlarda meydana gelen çatlakları, bir de termal gerilmelerden dolayı oluşan çatlaklar ve yükselen sıcaklıkla birlikte bu çatlakların açılmasından dolayı oldukça riskli bir hal alıyor eğilmeye de çalışan yapısal elemanlar. Biz de bu çalışma kapsamında eğilmeye çalışan yapısal elemanlarını göz önünde bulundurarak ve kolemanitin de günü son günlerde, son yıllarda yapılan çalışmalar kapsamında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte kolemanit katkılar açısından eğilme dayanımına yüksek sıcaklığın etkisini araştırmak üzere bir deneysel çalışma gerçekleştirdik. Deneyde kullanılan malzememiz çimento. Cem 1.42.5 tip bir çimento kullandık. Kolemanit, Emet Kütahya bölgesinden eti maden işletmelerinden temin ettiğimiz bir malzeme. Çimento ve kolemanitin kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri tabloda yer alıyor. Oraları geçiyorum hızlı bir şekilde. Deney değişkenleri, iki farklı deney değişkeni kullandık bu deney kapsamında.
Bunlardan bir tanesi sıcaklık değişkeni, o da sıcaklığı ve buna karşılık 150, 300, 450 ve 600-750 derecelerde kullandığımız alternatif numuneleri uyguladığımız yüksek sıcaklık dereceleri. 750'nin üstünde uyguladığımız tüm sıcaklıklarda artık deney numunelerimiz stabilitesini kaybettiği için o değerleri kullanmadık. Deney sonuçları içerisine koymadık. Kolemanet yüzdesi de referans numunesi hariç olmak üzere %2 ve %10 arasında değişen ve çimento ile yer değiştirme, ağırlıkça yer değiştirme oranında kattığımız kolemanet miktarları var. Her bir deney seti için ayrı ayrı oranladığımız zaman. Numune karışım oranları 3105 normal standart harç numunesinde sadık kaldık. Kum bölü çimento oranımız yani bağlayıcı oranımız 3 olarak sabit kaldı. Sadece numuneler içerisine girecek su miktarlarını akış diyagramlarına göre belirledik. Akış tablası üzerinde yapmış olduğumuz ESTM C232'ye uyarak yapmış olduğumuz akışı 160 milimetrelik akışı sabit sağlayacak şekilde su miktarlarını belirledik ve bu su miktarlarına göre su bölü bağlayıcı oranını belirlemiş olduk. Şekilde gördüğümüz ESTM C305 standartına uygun bir mikser kullandık numunelerin hazırlanmasında. Numuneler 40-40-160 milimetrelik eğilme prizmaları halinde kalıplara alındı. Kalıplarda 24 saat süreyle bekletildi. Daha sonra çıkartılarak 27 gün kür tanklarında bekletilerek kür tanklarından çıkan numunelerin kuruma süreleri 24 saat geçtikten sonra yüksek sıcaklık etkisine ve bundan sonra da referans numuneleri hariç eğilme deneylerine tabi tutuldu. Numune isimlendirmesi her bir numune seti için 3'er adet ortalama almak kaydıyla her bir setten 3'er tane aldığımızda toplam 180 adet eğilme numunesi dökümü gerçekleştirerek bu deneyleri yaptık. İsimlendirmemiz CL kolemanit temsil ediyor. Yanındaki rakamlar da çimento ile yer değiştirme yüzdesini, kolemanitin yer değiştirme yüzdesini gösteriyor. Yüksek sıcaklık deney yöntemleri, 3 farklı yüksek sıcaklık deney yöntemi var. Termal gerilme, termal gerilmesiz ve termal gerilmesiz kalan dayanım yöntemi. Bunlardan biz 3 numaralı olan termal gerilmesiz kalan dayanım yöntemini kullandık. Bunun özelliği şudur. Bu yöntemde önce sıcaklığa maruz bırakırsınız, numuneyi ondan sonra soğumasını beklersiniz. Soğumasını bıraktıktan sonra yük uygularsınız. Bu termal gerilmesiz kalan dayanım yöntemidir. Termal gerilmeli olan da numunenin üzerinde yük varken sıcaklığa tabi tutarsınız. Maksimum sıcaklığa ulaştıktan sonra kırılma yüküne kadar götürür ve numuneyi kapasitesine ulaşırsınız. Termal gerilmesiz olan da numunenin üzerindeki yük yokken ısıtmaya başlarsınız. Maksimum sıcaklık derecesine geldiğinde o derece sabitken numuneye kırılma yükü uygularsınız ve kapasitesini belirlersiniz. Bizim uyguladığımız yöntem burada üçüncü olan termal gerilmesiz kalan dayanım yöntemi literatür içerisinde geçen. Şekilde gördüğümüz yüksek sıcaklık fırını kullandık. Fırını kullanmamızın en önemli nedeni ani termal gerilmelere maruz kalmaması gerekiyordu numunelerin ve bunun için de dakikada literatürde geçerli olan 8 ila 10 derece artışlarla, artış adımlarıyla her bir dakikada artış adımı kullanarak numuneyi standart uygulayacağımız olan maksimum sıcaklık yüksekliğine her bir dakika 8-10 derece artışla ulaştırmamız gerekiyordu. Onun için şekilde gördüğümüz yüksek sıcaklık fırınını kullandık. Her bir numune 3 saat etüde bekletildi maksimum sıcaklık içerisinde ve yavaş soğuma yöntemiyle yani havada soğuma, yine literatürde iki farklı yöntem var, suda soğuma ve havada soğuma. Biz havada soğuma yöntemiyle, numuneleri yavaş soğutma yöntemiyle normal oda sıcaklığına 20 santigrat dereceye kadar getirdikten sonra eğilme deneylerine tabi tuttuk. Yüksek sıcaklık deneyleri genel anlamda böyle gerçekleştirildi. Eğilme dayanımı deney sonuçlarını incelediğimiz takdirde yukarıda elde ettiğimiz sonuçlar sıfırdan %10 oranına kadar kolemanit katılan değerler. Öncelikle referans numunesine bakacak olursak, yüksek sıcaklık etkisinin altında kolemanitten bağımsız olarak 10.53 megapaskal olan dayanımımız 3 megapaskala kadar düştü. Bu da yaklaşık olarak %71 oranında bir dayanım kaybına neden olduğunu gösteriyor bize. Eğilme dayanımında sıcaklıktan bağımsız olarak baktığımız zaman kolemanit yüzdesini değerlendirdiğimiz takdirde %5 kolemanit oranına kadar ciddi bir dayanım kaybının gözlenmediği, %5'ten sonra kullanılan kolemanit yüzdelerinde eğilme dayanımda sıcaklıktan bağımsız olarak bir azalma gerçekleştiğini görülmekte. Düşük sıcaklık seviyelerinde yani 150 santigrat derece baz alındığı takdirde grafiklerde referans numunesini incelediğimizde referans numunesinde %12'lik bir dayanım kaybı gözlenirken kolemanit katkılı %5'e kadar kolemanit katkılı numunelerde düşük sıcaklık seviyelerinde, yüksek sıcaklık değil ama düşük sıcaklık seviyelerinde yaklaşık olarak %13'lük bir dayanım artışı gözlenmiştir bu numuneleri incelediğimiz zaman.
Şekilde kalan dayanım, eğilme dayanımı ve kolomanit yüzdesi grafiği var. Bu grafiği özellikle bir optimum değer belirlemek için, yani kolomanit koyuyoruz ama bir kolomanitin beton içerisine gelen, haç numarası içerisine gelen bir optimum seviyesi olmalıydı. Ve bu optimum seviyeyi bu grafikle belirledik. Bu da yaklaşık olarak %5 olarak belirlendi. %5 oranında kolomanit kullanıldığı takdirde %5'e kadar dayanım artışı gözlemlenirken %5'ten sonra ciddi bir dayanım azalması olduğu gözlendi. Bunun için iki tane neden ortaya çıkıyor, göz önüne bulundurulabiliyor. Bunlardan bir tanesi kolomanit içerisinde bulunan potasyum ve kalsiyum hidroksitin reaksiyonu sonucu partiküller arasında oluşan bağlar nedeniyle %5'e kadar ekstra bir dayanım sağladı. Ve bir diğeri de kolomanit içerisinde numunelerin... Kolomanit içeren numunelerin daha sıkı düzende bir iç yapıya sahip olmaları nedeniyle %5'e kadar dayanım kazandırdı. %5'ten sonra artık numune içerisine giren çimento miktarının çok ciddi miktarda azalması nedeniyle de ciddi dayanım kayıpları olduğu gözlenmiştir. Sonuçlara bakacak olursak hemen hızlıca bir değerlendirelim. Kolomanit içeren referans numunelerinin test sıcaklığı arttıkça eğilme dayanımlarının arttığı belirlenmiştir. Oda sıcaklığında referans numunesinin eğilme dayanımı 10.53 MPa iken 700 santigrat derece sıcaklığa maruz kaldıktan sonra dayanım değeri 3 MPa düşmüştür. Bu da yaklaşık olarak %71 oranında bir dayanım kaybına neden olmaktadır. Oda sıcaklığında yapılan deney sonuçları incelendiğinde çimento harcığı içerisine giren kolomanit katkı oranının %5'e kadar eğilme dayanımında önemli bir değişmeye neden olmadığı belirlenmiştir. 150 santigrat dereceye kadar olan düşük sıcaklık seviyelerinde sıcaklık etkisine maruz kalan 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 oranında kolomanit katkılı harçların eğilme dayanımları %3 ile %13 arasında artış gözlenmiştir. Eğilme dayanım kolomanit yüzdesi ilişkisinde harç numuneleri için kullanılabilecek optimum değer bu çalışma için %5 olarak belirlenmektedir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli çalışmanız için. Buyurun oturalım arkadaşlar. Peki sıradaki arkadaşımız. Serkan Engin hocamız. Hoş geldiniz. Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Araştırma görevlisi Doktor Serkan Engin, Koca Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden. Sizlere bugün anlatmaya çalışacağım konunun başlığı çelik lif katkısının betonun aderans dayanımına etkisi. Bu çalışmayı yine aynı bölümden Onur Öztürk Adınlar ve yüksek lisans öğrencimiz Baturhan Üretürk'le beraber gerçekleştirdik. Sunum planına kısaca bir göz atacak olursak, öncelikle sizlere çalışmanın amacı ve çalışmada izlenen yöntemi anlatmaya çalışacağım. Ardından aderansın tanımını ve aderans dayanımını etkileyen faktörleri kısaca ortaya koyup ardından da yapı tasarımında aderansa bağlı yapılan kabulleri izah etmeye çalışacağım. Ardından yapılarda gözlenen aderans kaynaklı hasarları göz önüne getirip sonrasında da aderans deney türlerine kısaca değineceğim. Sonrasında yapılan deneysel çalışmadaki parametreler ve deneylerden elde edilen verileri ortaya koyup son olarak da hangi bulguları elde ettiğimizi anlatmaya çalışacağım. Çalışmanın amacını birkaç cümleyle özetleyecek olursak, bu çalışmada normal dayanımlı beton içine çelik lif katkısı yapılmasının betonun aderans dayanımına etkisi incelenmesi hedeflenmiş ve bu amaca ulaşmak için de farklı beton dayanına sahip çelik lif oranı değişen iki farklı deney seti oluşturularak aderans deneyleri gerçekleştirilmiştir. Genel olarak kenetlenme adını da alan aderansın tanımına bakacak olursak, çelik çubukla beton arasındaki kenetlenmeyi sağlayan kesme gerilmelerine aderans denildiğini görmekteyiz. Bizim betonarmede en önemli kabulümüz beton ile donatının beraber çalıştığı, yani yük aktarımının tam olarak sağlandığı yönünde. Aderanslarını etkileyen faktörlere bakacak olursak yine biraz önce dediğim gibi beton ve donatıya bağlı faktörler olduğu görülmektedir. Bunda beton dayanımı, beton örtü kalınlığı, yani donatıyı saran örtünün kalınlığı, paspayı dediğimiz genişlik, kenetlenme boyu olarak betona bağlı değişkenler sayılabilir. Ki keza kenetlenme boyu aslında donatıya da bağlı çünkü betonla donatının beraber yer aldığı bir durum için geçerli. Donatıya bağlı değişkenler ise donata akma dayanımı, yeterli kenetlenmenin sağlandığı durum, donatının aktığı anda
betondan sıyrılıp çıkmaması ya da betonun yarılmaması yeterli kenetlenme boyu olarak addedilmekte. Dolayısıyla sizin donatı akma dayanımınız arttığı zaman aslında kenetlenme boyunuzun da uzaması gerçeğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla donatının akma dayanına bağlı olarak kenetlenme boyu yani aderans değişebilmekte. Donatı çapı, genel olarak aderans donatının etrafındaki gerilmelerin toplamı olarak elde edildiğinden donatı çapı arttıkça bizim aderans dayanımımız da değişecektir. Donat tipi nervürlü veya düz olmasına göre değişmekte ki günümüzde çok düz donatı kullanılmamakta ama düz donatı da sadece yüzeysel yapışma yani betonla donatının kimyasal yapışmasıyla elde edilen bir aderans dayanımı olurken nervürlü donatılarda günümüzde kullanılan mekanik kenetlenme dediğimiz nervürlerin önündeki betonun sıyrılmayı engellemesiyle oluşan bir aderans gerilmesi elde edilmekte. Dolayısıyla bizim donatı tipimizde bu aderans dayanımını etkileyen faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı tasarımında aderansa bağlı olarak yapılan kabullere gelecek olursak, beton ve çelik çubuklardan oluşan bir yapı elemanının betonarme olarak davranabilmesi için donat çubuklarının betona tam olarak yetmesi gerektiği bilinmektedir. Dolayısıyla bizim betonarmedeki en önemli kabulümüz beton ile donatının birbirine tam olarak bağlandığı yani yük aktarımın tam olarak sağlandığı yönünde. Dolayısıyla birinci maddeyi böylelikle açıklamış oldum. İkinci madde ise yine yapı tasarımında kolon kiriş düğüm bölgelerinin rigid olarak davrandığı şeklinde. Eğer bu koşullar gerçekleşmez ise aslında malzeme dayanımı beton ve donatı için ya da diğer kabuller çok da bir şey anlam ifade etmeyecek aslında. Normalde bir deprem sırasında binanın bu koşulları sağladığını kabul ediyoruz ama yaşadığımız depremler bize aslında bunun çok da sağlanmadığını göstermektedir. Bir yapının rigidliğini kaybetmesi için pek çok gerekçe sayılabilir ama bunların en önemlilerinden birisi genelde odaklandığımız konu sargılamanın olmaması. Yani düğüm bölgesinde özellikle momentin daha yüksek olduğu sargılama bölgelerinde sargılamanın yetersiz olduğu daha az söyleneni ki o da önemli bir faktörlerden bir tanesi resimler bize bunu göstermekte. Aderans boyunun yetersiz olması sebebiyle oluşan hasarlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Birinci şekilde görüldüğü gibi donatılar sıyrılarak çıkmış ve aslında düşey doğrultudaki kolon artık kolon görevini yerine getirmez hale gelmiş. Yine bir prefabrik yapıda görüldüğü gibi ikinci resimde orada da yine donatı paspayın yetersiz olması dolayısıyla ve bindirme boyunun yetersiz olması dolayısıyla sıyrılıp çıkmış ve artık dayanımını önemli ölçüde kaybetmiştir. Yine biraz önce bahsetmiştim, düğüm noktası rigidliğinin kaybolması sonucunda hasar oluşabildiğini belirtmiştim. Aslında şu bir tek resimde pek çok şey görebiliyoruz. Şurada aslında bir düşey kolon varmış ama deprem sırasında gelen yükün etkisiyle bu kolon tamamen sıyrılıp çıkmış. Ki keza şurada ve diğer yuvarlak içine aldığım bölgelerde özür dileyerek bölüyorum sizi. Buyurun. Sunum sayımız bir arttı. Biz onlar yoktur diye sürekli ona göre biraz daha hızlanayım hocam. Hızlanırsanız asıl öz noktaya gelirsek tamam, daha tamam. İyi olur. Teşekkür dolayısıyla ederim. Dolayısıyla aderans bizler için önemli bir durum. Aderans deneyleri tabii gerçeği her zaman yansıtamıyoruz. Özellikle deneysel çalışmalarda deneysel çalışma yapmış akademisyenler daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Gerçek durumu yansıtmakta aslında her zaman başarılı olamıyoruz. Bunun yerine daha çok basitleştirilmiş deney düzenekleri üzerinden bazı veriler elde etmeye çalışıyoruz. Aderans deneylerinin en basiti aslında çekip çıkarma deneyleri. A maddesinde görüldüğü üzere bu deneyin yapımı çok kolay. Bir tane prizma içine donatıyı saplıyorsunuz, çekiyorsunuz ve çekme yükünü tespit etmiş oluyorsunuz. Burada yapımı kolay. Çünkü eksantrik bir yük vermiyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir çekme cihazında bunu bu deneyi yapabilmeniz mümkün. Ancak bizim gerçek binada numunenin de öne doğru devrilmesi önlemek için de yukarıdan bir yük verilmekte. Biz bu çalışmada bu deney numunesi tipini kullandık. Çünkü gerçeğe çekip çıkarma deneylerine göre, eksen çekip çıkarma deneylerine göre daha yakın sonuçlar elde edildi literatürden bilinmektedir. Burada çelik lif katkısının önemini araştırabilmek için
Yapılan deneylerde kullanılan malzemeler kırma taş No1 olarak seçilmiş. Doğal nehir kumu alınmış. Çimento PC42,5 dayanma sahip çimento olarak seçilmiş. Çelik lif olarak ucu kancalı çelik lif. El bölü D yani boy bölü çap oranı 40. Donatı da BC3 olarak 20 mm çapında seçilmiştir. Deney numunesi ve geometrisine gelecek olursak, bu deney numunesinde şu bölge aderans bölgesi. Diğer tarafları şu şekilden de görüldüğü üzere aderanssız hale getirdik ki kırılmayı gerçekleştirebilelim. Aksi takdirde numune kırılmayacaktı. Dolayısıyla bizim aderans bölgemiz sadece şu bölge ve burada da 70 mm'lik aderans bölgesi seçilmiştir. C dediğimiz şey beton pas payı, numunenin yüksekliği 300 mm, genişliği 220 mm ve boyu da 600 mm olarak seçilmiştir. Şu kalıp içine bakacak olursak sargılama etkisi olmasın diye sadece aderans gerilmesini test edebilelim diye. Şurada donatılar çekme doğrultusunda yapılmış, etriye kullanılmadan numune oluşturulmuştur. Üretilen deney numunesi özelliklerine bakacak olursak 20 megapascal ve 40 megapascal hedeflenerek iki set oluşturulmuş. İlk sette referans numunede herhangi bir çelik lif katkısı kullanılmamış. İkinci numunede 0.2 yüzdesel olarak beton hacminin %2'si olarak çelik lif kullanılmış. Üçüncü numunede %40. Dördüncü numunede de %0.60 olarak çelik lif oranı kullanılmıştır. Yine benzer olarak 40 megapascal basınç tanım hedeflenen numunelerde de çelik lif oranları %0.2 ile 0.6 arasında değişik şekilde kullanılmıştır. Yükleme düzenine bakacak olursak biraz önce şekil geometrisinde de görüldüğü üzere yani benzeştiği üzere numune şu noktadan çekilmiş ve bu çekmede hidrolik pompa kullanılmıştır. Şu araya pompayla şu meslet arasına yük hücresi konulmuş ve iki noktadan deplasman ölçerlerle deplasman ölçümleri alınmıştır. Şu DÖ2 dediğimiz deplasman ölçer 2'den ön noktadaki sıyrılmayı ki arka noktadaki sıyrılma da DÖ1'den elde edilmiştir. Arka noktadaki sıyrılmanın olduğu an aderans gerilmesinin maksimum değer olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla biz yük hücresinden elde ettiğimiz yük ile deplasman ölçer 1'den elde ettiğimiz sıyrılmanın grafiğini elde ederek bu numunelerin gerilme, yük, sıyrılma grafiklerini elde etmiş olmuşuzdur. Deneylerden elde edilen verilere gelecek olursak, uzaktan görülebiliyor mu bilmiyorum ama 20 megapascal değer şeye sahip beton basınç dayanına sahip numunelerde çatlama daha belirgin olmuş. Eğer çelik lif kullanılmış numunelerle kıyaslanırsa. Bu 40 megapascal olan numunelerde daha belirgin gözlemlenmiştir. Çünkü meslektaşlarımızın da bildiği üzere eğer beton basınç dayanımı artarsa beton daha gevrek hale gelmekte. Dolayısıyla referans numunede daha gevrek bir kırılma olurken %0.6 çelik lif içeren numunelerde çatlak belli belirsiz olmuştur. Dolayısıyla bu sonuçlardan aslında sünekliğin bir miktar sağlanabildiğini söylemek gerçekçi olacaktır diye düşünüyoruz. Deneylerden elde edilen verilere bakacak olursak biz 20 megapascal beton basınç dayanımı hedeflemiştik. Ortalamasını aldığımız zaman 23.5 megapascal elde etmişiz. Aderans dayanımı referans numunede 2385 kilogram iken diğer numunelerde çelik lifin oranına bağlı olarak 4240 kilograma kadar çıkmıştır. Yine benzer olarak 40 megapascallık numunelerde de ortalama beton basınç dayanımı 9.2 megapascal olarak elde edilmiş. Yine referans numunede 4578 kilogram yük elde edilirken %0.6 lif içeren numunede 6590 kilogramlık kırılma yükü elde edilmiştir. Grafik olarak inceleyecek olursak bu 23.5 megapascal beton basınç dayanımı elde edilen set için elde edilen sıyrılma aderans dayanımı grafiğidir. Şu en alttaki grafik gri olarak gösterilen referans numune yani herhangi bir çelik lif içeriği olmayan numunenin eğrisini göstermektedir. Siyah %0.2, kırmızı %0.4, turuncu ise %0.6 lif içeriğine sahip numunelerin yük sıyrılma eğrilerini göstermektedir. Dolayısıyla bu grafiklerden de açık şekilde görüldüğü üzere çelik lif katkısının aderans dayanımını belli oranda arttırdığı gözlenmektedir. Yine 49.2 megapascal beton basınç dayanımı elde edilen eğriler için inceleme yapıldığında yine referans numune olan gri eğride 4478 kilogram sıyrılma yükü elde edilmişken kırmızı ve siyah birbirine çok yakın çıkmış burada yaklaşık 5800 kilogram civarında. %0.6 lif içeren numunelerde ise turuncu grafik orada da 6590 kilogram düzeyinde
aderans gerilmesi değeri elde edilmiştir. Bu deneyler çerçevesinde az sayıda deney numunesiyle deneyler yapılmıştır. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirmek lazım. Ama genel trendi görmek mümkün. Şu sonuçları elde edebiliriz. Çelik lif ilavesinin yapılmasıyla her iki beton dayanımında da daha sürekli bir davranış elde edildiği söylenebilecektir. Ortalama basınç dayanımı 23 MPa olan deney setinde %0.2 çelik lif katkısı ile %36, %0.4 ile %43, %0.6 ile %77 oranında sıyrılma yük artışları elde edildiği söylenebilecektir. Ortalama basınç dayanımı yanlış yazmışım, şurası 49.2 olacak. 49.2 MPa olan deney setinde ise %0.2 katkı ile %29, 0.4 ile %31, %0.6 ya da %47 oranında deranç dayanımı artışı gözlemlenmiştir. Buna göre her yapıda olmasa bile önemli görülen yapılara çelik lifli betonların kullanımını göz önüne alınması yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, sorular sonra mı? Soruları sonra alacağız. Tamam. Şu anda yok herhalde. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sıradaki arkadaşımız Ali Rıza Akar Karslı. Özür dileyerek Ali Rıza Karslı. Yalnız Ali Rıza Bey, süreniz çok kısıtlı. 8-10 dakikada bitirirsek iyi olur. Sizin süreyi başka arkadaşlar kullandı. Hoş geldiniz. Merhabalar herkese. İsmim Ali Rıza Karslı. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Sizlere ısır işlem ile onarılmış ığı profillerde CFRP kullanılması işlemini anlatacağım. Bu çalışmayı hocalarımız Muharrem Aktaş, Emine Aydın ve arkadaşım Ahmet Unutar'la birlikte gerçekleştirdik. Bildiğimiz üzere çelik yapı elemanları ani bir yüklemeye maruz kaldığında lokal hasarlara meydana geliyor. Biz bu yapıda bu hasarları istemiyoruz. Özellikle deprem gibi ani yüklemelerin olduğu doğal afetlerde bu tür olaylara sıklıkla rastlanmakta. Hasarın çözümü için hasar alan bölgeye ısır işlem uygulayarak düzeltilmesi hızlı bir şekilde mümkün. Böylelikle köprü gibi acil ihtiyaca sunulan yapı elemanları hızlı bir şekilde onarılıp tekrar acil kurtarma araçlarının hizmetine sunulabilmekte. Yalnız bu çözüm literatürde geçtiği gibi kalıcı bir çözüm değil, geçici bir çözümdür. Biz çalışmamızda kendimize amaç olarak bu çözümü nasıl kalıcı hale getirebiliriz diye düşündük. Ve Emine hocamızın daha önce yaptığı ısır işlemleri ilgili çalışmalara kendimize referans bularak gördük ki ısır işlem uygulanan elemanda hiç hasar almamış elemana nazaran dayanımında bir azalma gözlenmekte. Biz de bu deneylerimizde bu azalmayı önlemek için onarılan bölgeye CFRP yapıştırdık ve böylelikle azalmayı önlemiş bulunduk. Deneyimizde 8 tane IPE200 çelik numunesi kullandık. Bu numuneyi şekilde de gördüğünüz gibi yarım basınç başlığı ve tam basınç başlığı olarak iki şekilde gruplandırdık ve CPRF'ye bu şekilde yapıştırdık. Şekilde gördüğünüz gibi ilk başta numunelerimize lokal hasar verdik. Daha sonra numunelerimizi oksijen alevleriyle birlikte yakarak, ısıtarak pardon. Isıtarak yumuşamasını sağladık. Daha sonra mekanik yollarla bu onarımı gerçekleştirdik. Tekrar eski haline döndürdük. Ve istenilen boyutlarda tam ve yarım basınç başlığı şeklinde istenilen boyutlarda CFRP'yi keserek onarılan bölgeye yapıştırdık. Bu yapışmada epoksi kullandık. Epoksi bildiğiniz üzere bir kür süresi var. Bu yaklaşık olarak 2 gün. Bu kür süresi boyunca biz onarılan bölgeyi mekanik yollarla sıkıştırdık. Şekilde gördüğünüz tam ve yarım basınç başlıklı numunelerin kürden sonraki halleri. Daha sonra numunelerimizi teker teker 3 eksenli basınç deneyine tabi tuttuk. Şekilde deney öncesi ve sonrası tam ve yarım basınç başlıklı CFRP uygulamalarını görüyorsunuz. Bu deneyler sonucunda referans deneyimiz ve maksimum değerlerimiz
ve bu değerlere karşılık gelen sayımları ölçtük. Ve böyle bir grafik elde ettik. Şekilde gördüğünüz referans deneyimiz, yani hiç hasar almamış numuneye ait değerdir. Üzerinde gördüğünüz ise yarım basınç başlıkta hasar verip yarım basınç başlığında CFRP uyguladığımız numune. Onun üzerinde gördüğünüz ise tam basınç başlığında hasar verip ve tamamen CFRP uyguladığımız numune. Sonuç olarak hasar alan numuneye CFRP eklenmesi ısıl işlem görmemiş orijinal halinin dayanımının kapasitesine ulaştığı ve sürekliliğinin arttığını saptadık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kıymetli çalışmanız için Osman Bey, Osman Kencel Bey hocamız buradalar mı? Hocam hoş geldiniz. Yalnız merhaba. Siz de gelmeyeceksiniz diye süreleri yedik bitirdik. Lütfen kısa sürse tamam. Olabildiğince kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Bu çalışmamızda biz çelik lif tipinin betonun donma çözülme durabilitesine etkisini araştırdık. Bildiğiniz gibi lifli betonlar kum, su, çimentonun içerisine betonun içerisinde değişik türde liflerin ikame edilmesiyle, katılmasıyla elde edilen kompozit bir malzeme. Sağladığı avantajlar nedeniyle günümüzde kullanım alanı hızlıkla artmaktadır. Bunlara değineceğiz. Neler sağlıyor? Sağladığı mekanik avantajlar ne? Bir, tokluğu arttırıyor. Özellikle 1960 yılında asgari amaçlı kullanılan betonların çatlamasıyla bunun üzerine araştırmalar yapılmaya başlanmış ve kılcal çatlakların rötre çatlakları olduğu ve bu çatlakların lifler kullanılarak giderilebildiği anlaşılmış. Ancak askeri amaçlı balistik kullanımlar veya enerji sönümleme amaçlı daha performanslı kompozitlere ihtiyaç duyulmuş. Bu nedenle de betonun içerisinde artık daha değişik türler kullanılmaya başlanmış, araştırmalar başlamış ve çelik lifler popüler olarak ilave edilmeye başlamış o zamandan beri. Tokluğunu şurada gördüğümüz gibi normal bir beton maksimum dayanımına eriştikten sonra ani bir şekilde kırılır ama lifli betonlar ani bir kırılma göstermez. Tokluğu artar, %1200'e kadar artabilir. Darbe dayanımı ciddi miktarda bir artış gösteriyor. İlk çatlak dayanımı, çekme dayanımı ki betonun çekme dayanımını yok kabul ediyoruz ama biz yaptığımız çalışmalarda %100 değil %200'lere kadar çekme dayanımının arttığını gördük. Eğilme de çekme dayanımını düzelteyim. Nihai eğilme dayanımını %100 arttırabiliyor. Yorulma, deformasyon kapasitesini ciddi miktarda arttırıyor. Basınç dayanımında ise bazı marjinal durumlarla karşılaşabiliyoruz. Basınç dayanımını %25 oranında belki daha fazla arttırabildiği gibi bu oran kadar da aşağıya düşürebilmektedir. Kavitasyon, erozyon dayanımlarını arttırmakta, aşınmaya dayanımı arttırmakta. Basınç dayanımıyla paralel olarak ki ikisi arasında doğru bir ilişki var, elastisite modülünü de düşürmektedir. Kullandığımız çelik lif tipleri genellikle iki ucu ankrajlı, kancalı veya dalgalı veya düz çelik lifler kullanıyoruz. Bunlar daha çok mekanik özellikleri arttırmak amaçlı. Bunların dışında bir de polipropilen liflerimiz kullanıyor. Daha çok plastik rötre çatlaklarını kullanmak amaçlı. Hakeza naylon ve cam lifler kullanılıyor. Her lif türünün çimento hamuruyla, daha doğrusu beton matrisle etkileşimi farklı oluyor. Örneğin cam lifler kimyasal olarak da bir bağ yapabilirken çelik lifler ve polipropilen lifler sadece mekanik olarak kalıyor. Lifli betonlar nerelerde kullanılıyor en çok? Endüstriyel yapılarda, su yapılarında, püskürtme beton uygulamalarındaki çok yaygın burada. Şev ve tünel kaplamalarında, havaalanı, liman ve karayollarında, kabuk yapılarda, depreme dayanıklı yapılarda, biraz önce hocamız da ifade etti, donatının etrafındaki gerilme yığılmalarını giderme amaçlı. Beton gevrek bir malzeme olduğu için sürekliliğini arttırmak amaçlı. Yangına dayanıklı yapılarda ve öngermeli yapı elemanlarında kullanılıyor ki bunları hepsini bu resim özetliyor.
Peki bina, daha doğrusu yapı çevreyle etkileşim içerisindeki TSN 206-1 standartımızda bu çevresel etki faktörlerini sıralamış, belirtmiş. Bunların başında da donma çözünme olayı geliyor. Donma çözünme fiziksel bir olay. Ancak sürekli tekrar etmesi durumunda ne kadar iyi bir beton üretirsek üretelim, bu beton çok kısa bir süre içerisinde özelliğini yitirecektir. Peki donma çözülme neden oluyor? Nasıl bir mekanizması var? Fiziksel bir olay dedik. Beton bildiğimiz üzere gözenekli bir yapı, bir de geçirimliliğine sahip. Biz her ne kadar geçirimsiz yapmak istesek de belirli bir miktar geçirimliliği var. Çevresel etkilerle betonun yüzey kalitesi düşerek daha geçirimli bir hal alabiliyor. Ve bu ıslanma kuruma çevrimiyle suyu bünyesine aldığında ve eksiye hava sıcaklığı düştüğünde bünyedeki bu su donuyor. Donan suyun hacmi de bilindiği üzere %9 oranında artıyor ve içeride iç gerilmelere sebep olarak büyük çatlakların oluşmasına sebebiyet olabiliyor. Peki yetersiz donma çözülme durabilitesinin ne zararı var? Olmasa da olur gibi geliyor bana. Donma çözülmeye dayanıklı olmasın bu beton. Ne olacak ki? Evet, gördüğümüz gibi beton arme olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Yani donma çözülmeye dayanıklı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi beton değil, kum ve taş yığını aşınmış. Burada bir beton arme yok. Hakeza burada donatı olmaktan çıkmış. Peki nasıl koruyabiliriz? Tüketicinin alacağı önlemler vardır. Döküm saatlerine, özellikle kış aylarında döküm saatlerine dikkat ederek önleyebilir. Üreticinin alacağı önlemler vardır. Hidratasyon ısısını yüksek tutmak ki öz ısı bünyeyi koruyacaktır. Daha yüksek çimento dozajı kullanmak, daha az su çimento oranı kullanmak, kimyasal katkı kullanmak ve buhar kürü uygulamak. Kimyasal katkı, bunu biraz sonra değineceğim. 3 tane etki. Şu anda bu sunumumuz devam eden bir çalışmanın sadece ilk ayağı. Ve burada biz monodamaging dediğimiz tekli bir etki. Yani dondurup çözüyoruz. Ancak pek çok yapı bu tekli etkiye maruz kalmıyor. Pek çok yapı doğal damaging dediğimiz, yani ikili etkiye maruz kalıyor. Yani hem yük altında donma çözülmeye maruz kalıyor ki tasarladığım bir cihazla bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bu cihazı yapmak için uğraşıyoruz. Birinci kısım, tekli etkiyle ilgili cihazlar piyasada bol miktarda bulunabilmekte. Eğer bu ikili etki cihazını elde ettiğimizde biz multi damaging dediğimiz çoklu etkiyi de yapabiliyoruz. Yani beton yapı hem yüke maruz, hem donma çözülmeye maruz, hem de değişik saldırılara, sülfat saldırısı gibi saldırılara maruz kaldığında nasıl bir performans sergileyecek, bunu ölçebiliriz. Bu çalışmamızda biz iki farklı çelik lif tipi kullandık. Dairesel kesitli, iki ucu kancalı, 30 mm uzunluğunda ve 0.5 mm çapında, bir diğeri 60 mm ve 0.75 mm çapında iki farklı lifimiz kullandık. 4 farklı tip agrega kullandık. Dmax'ımız 22 idi. Burada A32, B32 eğrisi arasında kalacak şekilde bir karışım oranı belirledik agregalar arasında. Çimento miktarını TSN 206-1 der ki minimum 320 kilogram olsun. Biz minimum 320 kilogram da tutturmaya çalıştık. Yeterli işlenebilirliği elde etmek adına da akışkanlaştırıcı kullandık, süper akışkanlaştırıcı. Dikkat ederseniz TSN 206-1 der ki donma çözülmeye maruz kalacak yapılarda hava sürükleyici katkı malzemesi kullanılmasını önerir. Bu çalışmada biz hava katkı sürükleyici kullanmadık ki çelik lifin etkisini görebilelim. CEM1 42.5R çimento tipini kullandık ve donma çözülme çevrimini ise ASTM C666 standartına göre yaptık. 1 saat donma, 2 saat su içerisinde çözme şeklinde bir çevrim kullandık ve 25 çevrim yaptık küp numuneler üzerinde. Ne bulduk? Taze beton deney sonuçlarına baktığımızda kullandığımız lif miktarının artmasına göre buradaki gördüğünüz 15, 30, 45, 60 rakamları kilogram bölü metreküp lif içeriği birim hacim ağırlığı cüz'i miktarda arttırdığını gördük. Genel bilinen bir şey, çökme değeri, daha doğrusu işlenebilirlik hem çökme değerinde hem VB değerinde arttığını gördük. Lifli betonların genel bir özelliği hava içeriği miktarını arttırır. Hava içeriğini, bir teorik hava içeriğini hesapladık, bir de hava metreyi de ölçtük. Hava metrede düzgün bir değer elde ederken teorik hava içeriğinde bir dalgalanma görülüyor.
Ama bir trende baktığımızda çelik lif miktarının hava içeriğini arttırdığını görmekteyiz. 7 günlük numuneler, yani 7 günlük donma çözünmeye maruz kalmış numunelerde ve donma çözünmeye maruz kalmamış numunelerde çelik lif katkısının bağlı olarak basınç dayanımının arttığını görüyoruz. 60 kilogram bölü metreküp çelik lif kullandığımızda 40 megapaskalı aşan dayanımlar elde ediyoruz. Donma çözülme sonrası her iki lif türünde de basınç dayanımları göz önünde basınç dayanımı kaybı olduğunu görüyoruz. Bu oran hem küçük lif diyelim hem büyük lif diyelim her iki lif türünde de %12 civarında seyretmekte. 28 günlük numunelere baktığımızda burada da betonlar dayanım kazanıyor ancak 60 kilogram bölü metreküp lif içeriği burada birazcık düşüş seyrediyor. Bu karıştırmadan kaynaklı olabilir. Her zaman basınç dayanımı artıracak diye bir durum yok. 28 günlük numunelerde de yine %12 civarında bir basınç dayanımı kaybı gözleniyor. ASTM-C 666 standartında belirtildiği gibi eğer bir betonun donma çözülmeye dayanıklı diyebilmemiz için donma çözülme sonrası basınç dayanımı kaybının %30'dan fazla olmaması gerekiyor. Biz burada yaklaşık %12 civarında sadece tek bir beton türünde şurada %20 civarında bir değer yakaladık. Ama genel eğilime baktığımızda %12 civarında bir basınç dayanımlarıyla karşılaşıyoruz. Hocam biraz daha uzatayım mı? Özetledim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Osman hocamıza çok teşekkür ediyoruz böyle kıymetli bir çalışması için. Hocam buyurun soruları, çok soru zaman içinde vaktimiz kalmadı. Şöyle bir bakayım, soru sormak isteyen var mı acaba? Yokmuş. Ben sembolik olarak bir iki soru sorayım isterseniz sizlerin adına da olsa. Kendi adıma öncelikle tabii. Gerek Ümit Bey, gerekse, özür dilerim, kolumu net kim çalışmıştı? Sizdiniz değil mi hocam? Uğur Bey. Puzolan diyebilir mi sizin malzemeleri? Mikrofonu açarsanız. Kolumunit özellikle bor madeninin işlenmesi sırasında atık olarak çıktığı için bizim kullandığımız malzeme de özellik açısından bakımında çimentoya yakın. Ama puzolanların bir de reaktif özelliği var. Kolumentin reaktif özelliği olmaması nedeniyle daha çok filler sınıfında nitelendirilebilir. İlk defa sizde mi çalışma oldu? Kolumentle ilgili yoksa daha önce çalışmalar vardı mı? Yapılmış. Benzer çalışmalar var ama biz termal genleşme altında incelemeyi yaptık. Peki teşekkür ediyoruz. Ümit Bey, sizin malzemeye diyebilir miyiz acaba puzola? Sanki bana biraz sizinkisi öyle geldi. Atık malzemeleri. Evet hocam. Aynı şey. Peki. Asıl ben... Nasıl? Buyurun. Kullandığımız kolomentin çimentonun priz süresine bir etkisi oldu mu? Buna baktınız mı? Özellikle incelemedik priz süresiyle ilgili ama ciddi bir gecikme de olmadı çünkü deney sırasında hep benzer rutinleri gerçekleştirdiğimiz için ciddi bir sapma olsaydı ama bu konuyla ilgili net bir ölçüm almadık priz süresiyle alakalı. Ama güzel bir çalışma. Ben başta tam itiraz edecektim. Bor maddene yazık etmeyecek misiniz? Bor maddenin atığıymış. Çok güzel bir çalışma. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben asıl sembolik soruyu Ümit Hoca'ya, Ümit Bey'e sormak istiyorum. Gitip giden canlıların geri dönüşümü olabilecek mi bu ülkede? Tabii bu sorunun cevabı sizde yoktur biliyorum. Teşekkür ediyorum. Siz dinleyicilere de teşekkür ediyorum. 5. oturumun sunumları için Sayın Profesör Doktor Ayfer Erkan'ı oturum başkanlığına davet ediyorum. Çok teşekkürler.
İnan Bey'i ve Gazanfer Bey'i çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Hepinizin çok emeği var. Çok memnun kaldık. Şimdi ben son oturumu, günün son oturumunu açıyorum ve konuşmacı arkadaşları buraya davet ediyorum. İlk konuşma Model Study on Soil Deformation Under the Earthquake Effect of, for the City of Eskişehir, Turkey. Bu Mehmet Bey tarafından verilecek. Buyurun Mehmet Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum hocam. Katılımcılara da yine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sunum İngilizce ancak Türkçe olarak anlatmaya çalışacağım. Burada bir projenin yalnızca başlangıç kısmını oluşturan bir çalışmayı sunacağım. Eskişehir için olası bir deprem durumunda meydana gelebilecek zemin deformasyonlarının modellenmesi üzerine bir çalışma yapmıştık. Sunumdan öncelikle giriş kısmında biraz bahsettikten sonra metodolojiden ve modellemeden bahsedip sonuçları ve sonuçlar üzerine yorumlarımızı anlatmaya çalışacağım. Galiba her şeyden önce depremle başlamamız gerekiyor. En basit olarak tanımlarsak ki salonda da geleceğin akademisyenlerini ve mühendislerini gördüğümüze göre yer kabuğunda ani olarak meydana gelen kırılmalar neticesinde yeryüzünün sallanması, sarsılması olayını deprem diye literatürde en basit olarak tanımlanmaktadır. Ve tabii biliyoruz ki bu deprem olayıyla yüksek bir enerji boşalımı meydana gelmekte ve büyük yer hareketleri ve tabii ilave deprem yükleri oluşmaktadır. 99 da zaten bize tekrar hatırlatmıştı kendisini. Tabii gördüğünüz gibi bu tip stabilite kayıpları, deformasyonlar ve benzeri olumsuzluklara karşı güvenli ve ekonomik çözümler üretebilmemiz için dinamik zemin davranışını da iyi bilmemiz gerekiyor. Depremlerde çeşitli zemin deformasyonları meydana gelebiliyor. Bunlar literatürde çeşitli şekillerde sınıflandırılmış. Yüzey yırtılmaları, yanal hareketler, taşıma gücü yenilmeleri, sıvılaşma, kum volkanları ve benzeri gibi. Özellikle 1970 Peru depremi yanal hareketlerin görüldüğü bir depremdi mesela. Yani çeşitli sınıflara ayrılabiliyor bu hareketler. Ama genellikle özel olarak taşıma gücü yenilmeleri, yüksek deformasyonları, sıvılaşma en çok gördüğümüz zemin deformasyonudur, deprem kaynaklı. Tabii bir zeminin deprem durumundaki davranışını belirlemek amacıyla laboratuvar, arazi ve model deneyleri geliştirildi. Hepinizin bildiği dinamik üç eksenli testinden başlayarak rezonant kolon, dinamik kesme ve benzeri laboratuvar deneyleri, arazide yine geleneksel standart penetrasyondan başlayarak rezistiviteler, sismik kırılmalar, crosshole, downhole tipi testler ve shaking table, sarsma tablası ve centrifuge gibi model deneyleriyle zeminlerin bu davranışları, tepkileri, deprem durumundaki tepkileri modellenmeye çalışılmakta. Tabi bu yandan, bir yandan da günümüz teknolojilerinin gelişmesi, özellikle software alanındaki gelişmelerle birlikte de bu davranışı tahmin için artık mühendisler çeşitli paket programlar kullanmakta. Ve bu çalışmada da biz Eskişehirli için olası bir deprem durumunda meydana gelecek zemin deformasyonlarını bir paket program yardımıyla modellemeye çalıştık. Burada Plaxis 2D isimli program kullanıldı. Plaxis bilindiği üzere geoteknik mühendislerinin sıkça kullandığı deformasyon ve stabilite analizi yapabilen sonlu elemanlar yöntemini kullanan
ticari bir paket programdır. Burada dinamik modülünü kullandık. Eskişehir ise tanımlayacak olursak çalışma alanımızı, İç Batı Anadolu'da ikinci deprem bölgesi olarak haritalandırılmış bölgede bulunmaktadır. Eskişehir'i şu anki literatür, geçmiş verilerine ve afet verilerine bakıldığında iki adet deprem fayı etkisi altında bulunmaktadır. Şu anki çalışmada aslında bir tane daha deprem fayının, bir fayın geçtiği jeofizikçi araştırmacılar tarafından belirtendi. Ama henüz daha testleri, gerekli çalışmalar tamamlanmadığı için bu çalışmada biz dahil etmedik. Yine haritadan da yine görebiliyoruz. Kuzey Anadolu, şöyle bahsedeyim. Kuzey Anadolu fayı zaten 99'da 7.4 olarak son hareketini yapmıştı diyelim. 80 kilometre şehir merkezine mesafeden geçmekte yaklaşık olarak tabii. Ve bir de Eskişehir fayı veya Çukurhisar fayı olarak da bir mahallenin ismi isimlendiriliyor. O da 1956 yılında 6.4'lük bir deprem meydana getirmişti. Programda özel bir dosya uzantılı data verileri kullanılıyor. Fakat bu Eskişehir için bu iki bahsettiğim fay ve deprem data verileri bu şekilde bulunmadığı için bir araştırma yaparak en uygun acaba hangi elimizdeki o data verilerinden kullanabiliriz diye baktık. Özellikle fay mekanizması, enerji boşaltımı gibi özellikleri jeofizikçilerden de yardım alarak iki tane örnek deprem belirledik. Tabloda çeşitli şeylerini, özelliklerini verdik. 2005 Kaliforniya, 2006 Hawaii'de meydana gelen depremler, bunları belirledik. Zemin özellikleri ise genelde geçmiş bizim elimizde bulunan etüt raporlarından aldık. Ve çokça sıkça rastladığımız sitli kum ve gevşek kum. Yine burada özellikle çok sık rastlıyoruz Eskişehir şehir merkezinde. Spesifik olarak bunlara eğildik. Aslında başka zemin tipleri de var ama onları da başka bir çalışmaya konu olarak ayırmıştık. Burada bu iki zemin tipini değerlendirdik. Bazı özelliklerini tablo olarak aldım. Özellikle programa girdiğim kısımlarını aldım. Diğer özelliklerini tam metinde, bildiride bulabilirsiniz. Şeylerle ilgili, zeminlerle ilgili diğer özellikleri oradan bakabilirsiniz. Eskişehir'deki yapı grubunu bir anket çalışmasıyla incelenmişti. %50'nin üzerinde 4 ve 5 katlı binalar bulunuyor. Özellikle şehir merkezinde. %55-60 civarında çıkmıştı. Halen de yine çeşitli kat sınırlamaları nedeniyle de daha yüksek katlı binalar pek istenilmiyor belediye tarafından. Bu tip modelimizde de biz yine aynı 4 ve 5 katlı bina tipini düşündük. Temellerini yine -2 metre olarak kabul ettik. Şöyle bir görsel olarak canlandıracak olursak da şu şekilde hazırlamıştık. Ve bunları, modelleri programda analiz ettikten sonra deformasyonları hesapladık, bulduk. Ve bunları aslında yorumlamamız daha doğru olacaktır. Deformasyonların depremin magnitüdüyle zaten tahmin ettiğimiz üzere arttığını gözlemledik. Sitli kumda gevşek kuma göre daha yüksek deformasyon değerlerini bulduk. Bunu da hemen şöyle yorumladık aslında. Gevşek kum zeminde direnç koşullarının ve permeabilite etkisi nedeniyle suyun daha kolay direne olduğu. Ama özellikle düşük plastik sitlerde bunun engellendiği ve bu durumun da taşıma gücü yenilmelerine sebep olduğu yorumunu yaptık. Tabi bu da yine daha fazla oturmaların neden olduğunu yorumladık diyelim. Genel olarak işte çalışmayı şöyle bir daha özetler olursak, depremlerin farklı deformasyonlar meydana getirdiği ve bunun da yerel zemin koşullarına bağlı ve
üst yapı yüklerine bağlı olduğunu biliyoruz ve gözlemledik. Dolayısıyla bu deformasyonlara karşı gerekli zemin iyileştirme tekniklerinin geliştirilmesi gerekliliğini gördük. Diğer yandan daha gerçekçi önlemler ve çözümler için hem geçmiş deprem karakteristiklerini içeren hem lokal yerel zemin koşullarını içeren bir veri bankasının oluşturulması ve böylece daha nitel ve nice olabilecek çözümlerin geliştirilebileceğini öneriyoruz çalışma sonucunda. Tabii ki dinamik laboratuvar testlerinin ve yerinde yapılacak, arazide yapılacak testlerin de zemin özelliklerini belirlemede gerekliliği. Şu an zaten çalışmamız kapsamında rezonant kolon deneyleri yapılıyor laboratuvarda. Arazide crosshaul ve downhaul testleri başlayacak, henüz başlamadı. Ve yapılacak zemin iyileştirmenin de bu zemin tipine göre seçilmesi ve buna göre uygulanması. Özellikle klasik olarak Eskişehir'de biz jet grout ve aslında en çok da taş kolon yöntemi gözlemliyoruz ama bu yöntemlerin de çoğu zaman hem uygulama kaynaklı hem projelendirme kaynaklı bazı problemleri olduğunu biliyoruz. Onun için de yeni bir hatta bir iyileştirme tekniği üzerinde çalışıyoruz. Özellikle zemin özelliklerini belirledikten sonra bununla da ilgili bir çalışmamız olacak. Yeni bir iyileştirme tekniği geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii unutulmamalıdır ki bu çalışma spesifik zemin özellikleri ve üst yapının özel kabullerine göre yapılmıştır. Her tür zemin koşulu ve farklı koşullar için bu tip bilgisayar modelinin çalışmalarının tekrarlanmalıdır. Az önce de bahsettiğim gibi özellikle laboratuvar ve arazi deneyleriyle bunlar doğrulanmalıdır. Bilgisayar programları bir yere kadar tabii ki işimizi kolaylaştırmakta ancak gerçekçi sonuçlar için diğer testlere de ihtiyacımız bulunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Peki benim bir sorum olacak. Yeraltı su seviyesi neredeydi? Yeraltı su seviyesi evet. Eskişehir'de hocam. Eksi 2 metre, eksi 3 metre arasında. Biz de burada aynı aldık. Eksi 2 metre galiba yazmamışım ama peki, tam metin de var. Peki kumların sıkılığı neydi ya da standart penetrasyon darbe? Onlar da yine hocam gevşek kum olaraktı. Yani sıkılığı %40'ın biraz altı %35 civarları falandı. Peki siz sıvılaşma analizi yaptınız mı? Yani program evet. Yapmıyor da. Evet, sıvılaşma analizi de biliyorum. Yapmıyor. Evet, İlave sıvılaşma bir şey alınması gerekiyor. Evet. Onda bile sorunlar var. Bir de uyguladığınız mor kulombu aldınız değil mi? Evet hocam. Ha, mor kulomb da alınmıyor. Statik durumlar için alınıyor. Evet. Tamam mı? Evet hocam. Çünkü mor kulombun seçilmesi hani özellikle piyasaya yönelik olarak düşündük. Hem kolay hızlı olması ve elimdeki parametreleri kolay kullanması açısından özellikle piyasadaki mühendisler mor kolombla çözüm yapıp bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Hani biz de onda bunu seçtik. Ama biliyorum soft soil çünkü veya hardening soil kullanmak daha nicel sonuçlar verir. Kullanılması gerekiyor. Eğer ki şey yazılacaksa uluslararası yani evet. Konferans ya da paperlara kullanılan evet, ya hardening soil veya soft tamam. Soil daha mantıklıdır. Tabii. Özellikle hardening soil, kullanıyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Peki. Çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi Ramazan Beyler geldi mi acaba? Ramazan Bey'i göremedik. Şimdi ikinci sunum, yumuşak kat düzensizliğin betonarme binaların deprem davranışına ve kaba inşaat maliyetine etkisinin incelenmesi. Sunum Ramazan Bey tarafından yapılacak. Sayın hocam, saygıdeğer hocalarım, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle.
Şenol Gürsoy hocamla beraber hazırladığımız bu çalışmamızda yumuşak kat düzensizliğinin betonarme binaların deprem davranışına ve kaba inşaat maliyetine etkilerinin incelenmesi üzerine. Bu çalışmada kaba inşaat maliyeti üzerine Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde önerilen yerel zemin sınıfları da kullanılarak kaba inşaat maliyetleri ve yerel kaba inşaat maliyetleri ve deprem performanslarını karşılaştırmalı olarak Stafforket programını da kullanarak inceledik. Bunların karşılaştırmasını yaptık. Ondan önce yapıların deprem sırasında performanslarının iyi veya kötü olmasını etki eden başlıca faktörlerden bahsetmek gerek. Bunlar mimari tasarım, taşıyıcı elemanların düzenlenmesi, yerel zemin koşulları, deprem bölgesi, coğrafi konumlama, yapı malzemesinin kalitesi, yapım kalitesi ve işçilik, denetim ve yapının amacına uygun kullanıp kullanılmadığı. Bunlar yapıda yapının performansını, deprem davranışını doğrudan etkileyen bazı faktörler. Bu maddelere baktığımız zaman birçok meslek grubunun bu konunun içinde olduğunu görüyoruz. Vurgulamak istediğimiz şey burada bu meslek gruplarının disiplinlerin ortak bir bilinçle hareket etmesi gerektiğidir. Yumuşak kat düzensizliği deprem yönetmeliğinde düşey düzensizlikler arasında B2 düzensizliği olarak tanımlanır. Komşu katlar arası rigidlik düzensizliği olarak da tabir edilir. Taşıyıcı sistemin herhangi bir kattaki rigidliğinin ani olarak azalması sonucu meydana gelir. Yumuşak kat düzensizliğinin meydana getiren nedenlerden mimari tasarım hataları olarak şunları sıralayabiliriz. Zemin kat kolon boylarının diğer katlara göre daha uzun yapılması nedeniyle bu kat rigidliğinin azalması ve yanal yer değiştirmelerin artmasıdır. Üst katlarda bulunan perde duvarların zemin katta devam etmemesi nedeniyle kesme kuvvetlerinin kolonlarla karşılanmasının güçleşmesidir. Zemin katlarda ticari amaçla büyük açıklıklar, vitrinler ve pencereler konulması, zemin katlarda kolon ve perde boylarının yer kazanmak amacıyla küçültülmesi, zemin katlardaki kolonların veya kirişlerin mekanın güzel gözükmesi için kaldırılması, üst katlarda bulunan dolgu duvarların zemin katta bulunmaması ve çeşitli amaçlarla azaltılması. Bunlar mimari tasarımda ve yapım sonrasında müdahale edilerek binanın yumuşak kat düzensizliği oluşmasına sebep olan durumlardır. Çalışmamızda sayısal uygulamada bir model belirledik. 4 açıklıklı planda her iki doğrultuda da 4 açıklıklı ve açıklıklar eşit şekilde olacak şekilde düzenlendi. Binanın kat sayısı 6. Bu modeli biz referans modeli olarak aldık ve bu model üzerinden 5 tane daha model üreterek zayıf kat düzensizliği oluşumu durumunda deprem davranışları ve kaba inşaat maliyetlerini inceledik. Bu referans modellerden birinci modelimizi şu şekilde görebiliriz. Her iki doğrultuda da açıklıklar eşit mesafede. Planda olabildiğince rigid seçmeye çalıştık ana modelimizi. Çünkü yatay yapısal burulmalardan dolayı ek kesit tesirlerinin oluşmamasını tercih ettik. Diğer modellerimiz, model 2'de zemin kat yüksekliğini 5 metre, diğer katları 3 metre olarak belirledik. Model 3'te bütün katları 3 metre, yalnızca dış cephede sadece birinci kattaki bir cephedeki kirişleri kaldırdık. Dördüncü modelde birinci kat yüksekliğini bu sefer 5 metre aldık. Diğer katlarda 3 metre olarak belirledik yine. Beşinci modelde
Zemin kat yüksekliğini 5 metre belirledik. Ancak iki açıklığı kaplayacak şekilde ara kat attık. Bu katın yüksekliği de 3 metre olarak belirledik. 6. modelde de yine aynı şekilde bir asma kat attık. Yalnız bu sefer açıklığı 1 metre olarak belirledik. Projede kullanılan modelin proje parametreleri tabloda görüldüğü gibi beton sınıfı olarak C30'u kullandık. Çelik sınıfı S420, yerel zemin sınıflarından da Z1, Z2, Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen Z1, Z2 ve Z3 yerel zemin sınıfı parametrelerini kullandık. Çalışmada modelleme ve analiz sonucunda birinci modelimizde yalnızca Z3 zemin sınıfında kurtarmayan elemanlar şekilde gözüktüğü gibi. Model 2'de her üç zemin grubu için kesitleri kurtarmayan, yetersiz kesitli olan elemanlar görüldüğü gibi Z1'den Z3'e yerel zemin sınıflarına doğru gidildikçe yetersiz kesit miktarlarının arttığı görüldü. Yine model 3'te Z2 ve Z3'te yerel zemin sınıfları kurtarmayan kesitler. Z4'te de yine aynı şekilde birinci kat. Z5'te altta yine aynı şekilde. Z6'da da kurtarmayan kesitleri bu şekilde gösterdik. Bu analizler sonucunda kaba inşaat maliyetlerine baktığımız, karşılaştırmasını yaptığımızda böyle bir grafik elde ettik. Bu grafiğe göre baz model olarak belirlediğimiz birinci modelde demir metraj miktarlarının en az olduğunu gördük. Diğer zayıf kat düzensizliği oluşan modellerde ise bu demir miktarlarının daha fazla çıktığını tespit ettik. Ayrıca zemin sınıflarında da Z1'de en az, Z3'de en fazla olacak şekilde bir demir dağılımı meydana geldi. Bu bulgu yumuşak kat düzensizliğin olmadığı modelin model 1'de diğer modellere göre daha ekonomik olduğunu gösteriyor bize. Daha sonra beton metraj miktarlarına baktık. Beton metraj miktarlarında en düşük beton metraj miktarı model 3'te karşımıza çıktı. Ancak eleman eksikliği nedeniyle yapı emniyetini tehlikeye düşürdüğünü tespit görüyoruz burada. Bu nedenle yapı emniyetini tehlikeye düşürmeden en az beton miktarını yine model 1'de görüyoruz. Ayrıca bu grafikten de toplam beton metrajlarının yerel zemin sınıfına göre değişmediğini de tespit ettik. Bir diğer konu taban kesme kuvveti ve doğal titreşim periyotları. Modellerde oluşan maksimum taban kesme kuvvetleri karşılayabilecek en fazla model 1'de karşımıza çıkıyor. Tabii zemin sınıflarına göre de Z3 en fazla, en az da Z1'de karşımıza geliyor. Diğer modeller taban kesme kuvvetleri bir baz modelimize göre daha düşük çıkıyor. Ayrıca doğal titreşim periyotları da en düşük model 1'de yine karşımıza çıkıyor. Bu bulgu hem temel zemin türünün hem de yumuşak kat düzensizliğinin yapıların deprem performansı açısından oldukça önemli olduğunu ortaya koyuyor. Yer değiştirme dağılım katlardaki yer değiştirme dağılımlarını karşılaştırdığımız zaman model 1'de elde edilen planda X ve Y doğrultusundaki kat yer değiştirmelerini model 1'de elde edilen yer değiştirme değerleri bu çalışma kapsamında dikkate alınan diğer modellerden daha küçük olduğunu gözlemledik. Şöyle grafiğimize bakarsak model 1'in yer değiştirme değerleri bu şekilde. Diğer modeller model 1'den daha fazla yer değiştirme yaptığını tespit ediyoruz. Ayrıca kat yüksekliğini fazla aldığımız zemin ve birinci katlarda yer değiştirmelerin çok daha fazla olduğunu tespit ediyoruz. Burada model 3'te
birinci kattan ikinci kata çok fazla yer değiştirmesi var. Ayrıca zemin katı 5 metre aldığımız modellerde de yer değiştirmeler direkt zemin katta fazla olarak gözüküyor. Yer değiştirmeleri zemin sınıflarına göre incelediğimizde Z1 zemin sınıfına göre X ve Y doğrultusundaki yer değiştirmeler, Z2 zemin sınıfına göre ve Z3 zemin sınıfına göre. Burada şunu tespit ettik, Z1 zemin sınıfında daha düşük bir yer değiştirme gördük. Z3 zemin sınıfına doğru gittiğimizde bu yer değiştirmelerin arttığını tespit ettik. Bu çalışmada dikkate alınan modellerin Stafforkett programı ile Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde önerilen Z3 yerel zemin sınıfı için gerçekleştirilen yapısal çözümlemelere göre kat düzensizliğinin oluşup oluşmadığını kontrolünü çizelgede görüyoruz. Bu çizelgede referans modelimizde Z3 zemin sınıfına göre referans modelimizde yumuşak kat düzensizliği gözükmüyor. Ancak diğer bütün modellerde yumuşak kat düzensizliği görüyoruz. Sonuç ve öneriler olarak şunları diyebiliriz. Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde önerilen yerel zemin sınıflarına göre en düşük toplam demir metrajı değerleri model 1'den elde edilmektedir. Bu sonuç yumuşak kat düzensizliğinin oluşmadığı model 1'in diğer modellere göre daha ekonomik olduğunu göstermektedir. Ayrıca tüm modellerde en büyük metraj değerleri Z3 yerel zemin sınıfından elde edilmektedir. Bir diğer husus yumuşak kat düzensizliği oluşan modellerde taban kesme kuvvetlerinin önemli oranda azalmakta. Dolayısıyla daha küçük deprem yükleri etkisinde yapısal sistemde plastik kesitler oluşmakta ve yapının karşılayabildiği deprem yükü değeri azalmaktadır. Elde edilen bu sonuç değişik nedenlerle oluşan yumuşak kat düzensizliğinin betonarme binaların deprem performanslarını azalttığını göstermektedir. Yumuşak kat düzensizliği bulunan modellerin kat yer değiştirmeleri arttığı görülmektedir. Bu durum yumuşak kat düzensizliği bulunmayan betonarme binanın yumuşak kat düzensizliği bulunan binalara göre en önemli üstünlüklerinden biri olarak görebiliriz. Bu çalışmanın bulgularının tartışılması Türkiye gibi aktif deprem kuşağında bulunan ülkelerde inşa edilen betonarme binaların tasarımlarında yumuşak kat düzensizliğinin dikkate alınmaması bina kaba inşaat maliyeti açısından da önemli olduğunu göstermektedir. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı acaba? Sorusu olan var mı acaba? Hepimizin bildiği gibi bütün depremlerde genellikle yumuşak kat yani binaların altına mağaza yaptıkları zaman perdeleri kaldırıyorlar, kolonları kaldırıyorlar. Hatta Erzincan 92 depreminde iyi hatırlıyorum, bir kahvede kolonları kaldırmışlardı ve o kahvede olan bütün insanlar ölmüştü. Böyle çok örneği var Türkiye'de olan. Onun için arkadaş güzel bir konuya değindi. Yumuşak kat yapılacaksa bile bütün önlemlerin alınması gerekiyor değil mi evet, Ramazan hocam. Bey? Evet hocam. Yoksa zaten bina tümden gidiyor. Şunu da unutmayın, binanın alt zemin katındaki kolonlar kırıldığı zaman üstte her şey sağlam olsa bile bina yıktırılıyor, genellikle yıktırılıyor, güvenilmiyor. Onun için çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Mağaza için falan kolonları, perdeleri kesemeyiz. Hele perdelerin ikinci, üçüncü kattan başlamaması lazım. Ama Erzincan depreminde öyle biz gördük. İkinci kattan perde başlıyordu. O perdenin de çok bir anlamı yok değil mi Ramazan Bey? Evet hocam. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi Fatih Bey'i çağırıyoruz sunumunu yapmak üzere. Sıra atladığımız için bulmamız gerekiyor. Şurada. Doğal saha koşullarında açık hendek yöntemiyle bina titreşimlerinin azaltılması. Sunumu.
Sayın hocam, değerli hocalarım, kıymetli öğrenci kardeşlerim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sunumumuza. Biz Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsü içerisinde bulunan iki katlı bir binada yapmış olduğumuz bir deneysel çalışmayı bir makale formatında hazırladık ve gönderdik. Bugün size bu çalışmamızı paylaşacağım. Şimdi tabii malumunuz son yıllarda deprem yer hareketi dışındaki yüksek frekanslı titreşim kaynaklarının özellikle yoğun yerleşim bölgelerinden geçen yüksek hızlı demiryolu hatları gibi meydana getirmiş olduğu titreşim etkileri yakın saha bölgesindeki binaların tabii dinamik karakteristiklerini önemli derecede etkilemektedir. Burada dinamik yük kaynağının meydana getirdiği titreşim etkileri yapı temelleriyle etkileşim haline girdiğinde yani kinematik etkileşim sonucu esasında bizim deprem analizinde kullanmış olduğumuz ana kayıt olarak vererek tabii Ayfer Hocam'ın da çok hakim olduğu konular serbest yüzey yer hareketi olarak tanımlamış olduğumuz hareket kinematik etkileşimden bağımsız bir hareket. Bu anlamda yapı zemin dinamik etkileşim konusunun deneysel anlamda yerel zemin koşullarına yapı temeli ve zemin koşulları altında birlikte değerlendirmesi son yıllarda inşaat mühendisliğinde önemli bir uğraş alanı olmuştur. Tabii dinamik yük kaynakları P ve S dalgaları dediğimiz dalgalarla ve Love ve Riley dalgalarıyla bu titreşim enerjisi iletilmekte. Bizim için genelde mühendislik yapılarında bizi ilgilendiren dalga hareketleri Riley tipi yüzey dalga hareketleri. Tabii burada çözüm olarak burada tabii ki bu konfor bozucu titreşimlere çözüm olarak korunacak yapıyla dinamik yük kaynağı arasında dalga yayılım mekanizmasını değiştirmek bir çözüm olarak düşünülmüş. Bununla alakalı literatürde birçok yayın bulunmakta. Esasında buradaki amaç şu, dinamik yük kaynağının meydana getirmiş olduğu büyük genlikli titreşimlerin bina temeline gelmeden önce bir şekilde mekanizmasını değiştirmek suretiyle dalgaların yayılmasını, soğurulmasını ve bu anlamda binanın dinamik davranışına olan etkisini azaltmak şeklinde düşünülmekte. Bununla alakalı tabii birçok literatürde çalışma var. Çözüm önerisi olarak bakın şurada görebiliriz. Titreşim kaynağı ile korunacak yapı arasına bir V-impedic bariyer dediğimiz aslında tek tabakalı bir zemin ortamı tanımlamak suretiyle burada çok rigid bir zemin ortamı tanımlayarak aslında burada dalgaların hareketine izin vermemek suretiyle biz belki korunacak yapımıza ulaşan dalgaları bir nebze ne yapabiliriz? Koruyabiliriz. Bu tabii ki titreşim kaynağının yakınına koyduğumuz zaman bu yalıtım araçlarını, bu V-impedic ya da trench bariyer şeklinde düşündüğümüz yalıtım araçlarını titreşim kaynağının yakınına koyduğumuzda biz buna aktif yalıtım diyoruz. Korunacak yapının yakınında, titreşim kaynağının uzağında konumlandırdığımızda biz bu tür yalıtım tiplerine pasif yalıtım diyoruz. Bu yalıtımları tabii ki dinamik yük kaynağı ile ya da korunacak yapının altında tek tabakalı bir zemin ki oradaki maksat şudur aslında. Malumunuz eğer dinamik yükün, dinamik dış yükün titreşim frekansı sizin zeminizin öz frekansından düşük ise dalga yayılımı gerçekleşmiyor. Buradaki temel felsefe yani V-impedic bariyer dediğimiz yapay ana kaya uygulamasındaki temel felsefe budur. Öbür taraftan tabii ki bunun yerine bu uygulamada biraz daha zor bir, yani bunu yapmak çok kolay değil. Çünkü mevcut bir binada eğer işte bir ağır sanayi yapısının yakınından bir yüksek hız trenlerin tekrarlı geçişlerinde meydana getirdiği titreşim etkilerini azaltmak istiyorsak, inşa edilmiş bir yapıda biz bunu yani binanın altına konumlandırmak daha zordur.
daha uygulamada pratik olarak karşımıza çıkan aslında trenç bariyerlerdir. Tabii boş bariyerler ya da içi işte farklı empedans konstanslarına bağlı, farklı yoğunluklara bağlı trenç bariyerlerle gene dalga yayılım mekanizmalarını değiştirmek mümkündür. Gene aynı şekilde bakın, wave bariyer yani düşey dalga bariyeri biz dinamik yük kaynağının yakınında konumlandırdığımızda aktif yalıtım, korunacak yapının yakınında konumlandırdığımızda buna gene de yine pasif yalıtım demekteyiz. Evet, biz bu çalışmada ne yaptık? Bu çalışmada açık hendek tipi dalga bariyerini kullanarak pasif yalıtım uygulamasında bina ve serbest zemin yüzey titreşimlerini karşılaştırmak suretiyle trençin etkisini serbest zemin titreşim hareketlerinde ve bina titreşimlerinde inceledik. Bunun için de tabii ki kullanmış olduğumuz yapı Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü, ki burada öğrencilerimiz var, onlar herhalde biliyorlar. İnşaat Mühendisliği bölümü önündeki iki katlı betonarme 0.50 metre derinliğinde bir çerçeve sistemdir. Bu binamızın yüksekliği 4 metre, her iki doğrultudaki genişlikleri 2 metre ve 1.5 metre. Tabii şimdi buradaki önemli konulardan bir tanesi, yani konuştuğumuz şey zeminlerde dalga yayılım problemi olduğu için zeminin etkisi burada tabii ki kaçınılmazdır. Nasıl kaçınılmazdır? Şu yönüyle, yani sizin işte bizim temel deprem hesabında aslında serbest yüzey yer hareketini binalara uygulamak suretiyle yaptığımız hesaplarda şöyle bir eksiklik var. Aslında orada biz dinamik yük kaynağının temelin bina temelleriyle etkileşiminden, kinetik etkileşiminden kaynaklanan büyütme etkilerini çoğu zaman ne yapıyoruz? Göz ardı ediyoruz. O anlamda burada karşımıza çalıştığımız bölgenin yerel zemin koşulları da tabii ki önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Zemin bölgesi için çok kanallı yüzey dalgası sismik deneyi yapılmıştır. Tabii burada malumunuz jeofonlar koymak suretiyle bulunan zemin ortamının işte kayma dalgası hızı ya da kayma modülü gibi dinamik zemin parametreleri elde edilmektedir. Tabii zemin bölgesine baktığımız zaman çalıştığımız sahanın zemin bölgesi iki katlı bir zemin tabakası şeklinde karşımıza çıktı. Deneysel olarak bunu elde ettik. İlk 2.40 metrelik derinlik, yani birinci tabaka dedik, iki tabaka halinde birinci tabaka kirli silt ve sonraki 11.10 metrelik kısım ise kirli kireç taşı olarak belirlendi. Bizim için tabii ki Rayleigh yüzey dalgaları, yani titreşim dinamik yük kaynakları titreşim enerjilerinin büyük bir bölümünü Rayleigh yüzey dalgalarıyla taşıdıkları için birinci katman tabii daha ön plana çıkıyor. Bu anlamda çalıştığımız bölgede bizi ilgilendiren birinci katmanın kayma dalgası hızı 306 metre bölü saniye. Bu deprem yönetmeliğinde biliyorsunuz arkadaşlar, hocalarım, yani hocalarımız tabii ki bu konuları biliyorlar tabii. Öğrenci kardeşlerimiz de derslerde görüyorlar. Z2 zemin sınıfına denk gelmekte. Esasında tabii şu var, yani malumunuz bir yerde tabii yapı zemin dinamik etkileşiminden bahsetmek için aslında genelde bize öğretilen işte alüvyon zemin koşullarının olduğu, işte deprem yönetmeliğine göre, 2007 deprem yönetmeliğine göre Z4 zemin sınıfı için yapı zemin dinamik etkileşim problemleri genelde ortaya çıkar gibi böyle bir algı var. Esasında tabii ki biz burada şunu gördük, deprem yönetmeliğinde Z2 zemin sınıfı için de yani yapı zemin dinamik etkileşimi, buradaki açılan trenç bariyerin titreşim etkilerini azaltılmasında çok ciddi anlamda bir etkin faktör olduğunu bu çalışma bize gösterdi. Evet, yaptığımız çalışmada ilk aşamada tabii dinamik yük kaynağı ile yani yapay bir kompaktör olarak kullandık. Biraz sonra özelliklerini bahsedeceğim. Yapay bir kompaktör olarak kullanmış olduğumuz dinamik yük kaynağı ile korunacak yapımızın arasına çalışmanın ilk aşamasında herhangi bir yalıtım
önlemi alınmamıştır. Yani yalıtımsız durum için serbest zemin ve bina titreşimleri, bina temel seviyesi ve bina tepe noktası, deplasman, ivme ve hız değerleri irdelenmiştir. İkinci aşamasında ise, bakın şekilde görmüş olduğunuz yapay dinamik yük kaynağı ile korunacak yapı arasına 0-50 metre derinliğinde kesit alanı 0.23 metrekare olan yaklaşık olarak bir trenç bariyer, içi boş bir trenç bariyer inşa edildi. Bu aslında hocam Sakarya'da tasarım öğrencilerimize yaptırmış olduğumuz, son sınıf öğrencileri yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Burada bir hafta sonu geldik çocuklarla beraber. Bunlar tasarım öğrencilerimiz. Tabii bu vesileyle onları da burada teşekkür etmek istiyorum. Bir çalışmaydı. Burada tabii ki amacımız tekrar arkadaşlar yalıtımsız ve yalıtımlı durumlar için serbest zemin ve bina titreşimlerini karşılaştırmalı olarak trencin titreşimler üzerindeki yalıtımı üzerindeki etkisini irdelemektir. Evet. Dinamik yük kaynağı olarak yapay bir dinamik yük kaynağı aldık. Bu belki tabii ki basit gelebilir. Yani bir kompaktör kullanıldı bu çalışma için. Bu kompaktör 73 ila 75 Hz frekans aralığında yük üretebilen bir kompaktör. 46 kN düşey yük kapasiteli bir kompaktör. Genelde toprak, sıcak asfalt gibi küçük çaplı zemin ve yol kaplama malzemelerini sıkıştırma işlemlerinde kullanılmakta. Aslında tabii ki bu kompaktör ne deprem hareketini temsil etmekte, ne de bir yüksek hızlı tren ya da patlatma herhangi bir etkiyi temsil etmemekte. Ama bizim burada araştırdığımız konu şu, yani bir binanın zorlanmış titreşiminde acaba titreşim etkileri yapay bir dinamik yük kaynağına bağlı, düşük genlikli, işte yüksek frekanslı titreşim kayıtlarında ne kadar trencin etkisi var? Bunu araştırdığımız için yani biraz daha açıkçası uygulanabilir, daha ekonomik, elde edilebilir bir yük kaynağı tespit ettik. Araştırma sahasında arkadaşlar çok düşük gürültü seviyelerine sahip titreşimleri ölçebilen 3 eksenli imölçerler kullanıldı. Bu imölçerler her 3 doğrultuda da kayıt alabilen imölçerler, yüksek çözünürlüklü. Saniyede 200 veri alacak şekilde ayarlandı ve bunların sinyal işleme işlemleri MATLAB programında yazılan yazılımlarla yapıldı. Genel anlamda sahanın genel şematik yapısına bakacak olursak sahada 4 tane ivme ölçer konumlandırıldı. Hem yalıtımsız durum için hem de yalıtımlı durum için. Tabii ilk ivme ölçer dinamik yük kaynağının 1.90 yaklaşık 2 metre yakınında konumlandırıldı. İkinci ivme ölçer binanın 1.60 metre yakınında. Üçüncü ivme ölçer binanın temel noktasında ve dördüncü ivme ölçer binanın tepe noktasında konumlandırılarak burada serbest zemin yani yoğunlaştığımız ivme ölçerler ya da daha yalıtım etkisini daha rahat ve daha net biçimde görmüş olduğumuz ivme ölçerler serbest zemin yüzeyindeki ve bina tepe noktasındaki ivme ölçerlerimiz olarak karşımıza çıktı. Tabii sonuç olarak yani bu çalışmanın, deneysel araştırmanın sonucunda öncelikle bina tepe noktası ve serbest zemin yüzeyindeki titreşimlerin meydana getirdiği yer değiştirme genliklerinde yalıtımlı ve yalıtımsız durumlar için hangi oranlarda yalıtım yüzdesi elde edildi bu araştırıldı. Bu grafiklerde görmüş olduğunuz siyah çizgiyle görmüş olduğunuz yalıtımsız durumu temsil etmekte. Kırmızı çizgiyle görmüş olduğunuz ise yalıtımlı durumdaki bina tepe noktasındaki yer değiştirmeleri göstermektedir. Yani az önceki şematik kesitteki ID4'e karşılık gelmektedir. Bakın burada genel anlamda ortalama olarak bina tepe noktasında yalıtımsız durumda 0.05 milimetre iken titreşimler yalıtımlı durumda 0.017 milimetreye inmiş durumdadır. Tabii yapı dinamiğiyle ilgilenen
hocalarım ve arkadaşlarım çok iyi bilirler. Bunlar bizlerin yapıda belki milimetrenin onda biri, yüzde biri deplasmanlar bile çok ehemmiyetlidir. Yani bu özellikle hocam makina temellerinin mevcut bulunduğu sanayi yapıları düşünülürse ki, yani oradaki o makina temelinin belki milimetrenin onda biri kadar bir konsolide olması, zeminin konsolidasyonuna bağlı yer değiştirmesi, oradan çıkacak ürünün tabii ki arızalı çıkmasına sebep olmakta. Bu deplasmanlar belki milimetrik olarak, hani küçük olarak düşünün ama yapı dinamiğiyle ilgilenen hocalarım ve öğrenciler tabii bilirler. Bu önemli bir yalıtım elde edilmiş durumda. Serbest zeminde binaya göre daha yani az ama %50 oranında bir yer değiştirme genliklerinde %50 oranında yalıtım elde edilmiştir. Öbür taraftan tabii yer değiştirme genliklerinden sonra hareketlerin FFT, hocam bitiriyorum 200 slide kaldı, Fast Fourier Transform dediğimiz hızlı Fourier dönüşümüyle hareketlerin frekans içerikleri araştırıldı. Burada gene az öncekine benzer şekilde kırmızı çizgiyle görmüş olduğumuz yalıtımlı durumu temsil etmekte, siyah çizgiyle görmüş olduğumuz yalıtımsız durumu temsil etmektedir. Tabii genel anlamda bina tepe noktası, bina tepe noktası ve serbest zemin hareketleri, titreşimleri için tüm frekans bantlarında hareketin azaldığını görmekteyiz. Yani frekans içeriğinin yalıtımlı durumda daha azaldığını görmekteyiz. Burada sadece 75 Hz civarında diğer bölgelere göre, yani 40-45-50 Hz bandındaki yalıtıma oranla biraz daha az bir yalıtım elde edilmiş durumda. Öbür taraftan serbest zemin hareketini bakacak olursak gene yalıtımsız ve yalıtımlı durumlar karşılaştırma olarak, frekans içeriği olarak verildi. Burada 40-50 Hz bandında yalıtımsız durumuna göre daha fazla frekans genlikleri elde edildi. Tabii bunun gerekçesi olarak biz daha önce de yani ifade ettik sunumun önceki slaytlarda. Buradaki zemin yapısı tabakalı bir zemin yapısı, iki tabakalı bir zemin yapısı. Burada dalgaların belki yansıma ve kırılmalarına bağlı, belki üst üste binmelerinden oluşan bir büyütme olarak belki düşünülebilir şeklinde yorumladık. Son olarak Fourier içeriklerinden sonra yapı ve serbest zeminde hız spektrum eğrilerini elde ettik. Gene aynı şekilde siyah çizgiler yalıtımsız durumu, kırmızı çizgiler yalıtımlı durumu göstermekte. Tabii burada hız spektrumlarında ki bizim işte Avrupa Deprem Yönetmeliği'nde, Eurocode'da yani özellikle binaların tasarımında hız spektrumları daha ön plana çıkmakta. Yani orada mesela yapılan model analiz sonuçlarında belli hızların dışındaki binalara izin verilmemekte ve bunlara işte bazı çözümler getirilmek, yani zorunluluk olarak oradaki mühendislerin karşısına serilmekte. Burada bina tepe noktasında biz tabii ki daha fazla yalıtım elde ettik. Serbest zemine göre bina tepe noktasında ortalama olarak %80-90 oranında binada meydana gelen hız değerlerinde bir yalıtım söz konusu. Bu titreşimin yayılma yoluna inşa edilen ya da açılan diyelim trenç bariyer ile bu değer serbest zeminde %20-25 ortalama olarak karşımıza çıktı. Bu genelde daha büyük periyotlu yapılar, yani bizim işte daha flexible dediğimiz, daha esnek dediğimiz yapılar için bu yalıtım etkisi elde edilmiş durumda. Evet, sonuç olarak biz bu çalışmada açık hendek tipi dalga bariyeri ile pasif yalıtım uygulamasını deneysel olarak araştırdık. Yapı titreşimlerini, serbest zemin titreşimlerini ve özellikle dinamik yük kaynağının yapı temeliyle kinematik etkileşiminden kaynaklanan büyütme etkilerini de tabii anlamda tespit ettik. Genel anlamda açık hendek tipi pasif dalga bariyerleri
yer değiştirme genliklerinde bina tepe noktası ve serbest zemin yüzeyinde meydana gelen frekans, yani FFD dediğimiz hızlı Fourier dönüşümü sonucu elde ettiğimiz frekans içeriklerinde ve hız değerlerinde önemli bir yalıtım ortaya çıkarmıştır. Yani özellikle tabii ki sanayi yapılarında bu tür mevcut inşa edilmiş binalar için bu tür yalıtım uygulamaları umut ediyorum gelecekte ülkemizde de yaygın olarak uygulanmaya başlanacaktır diye bir temenniyle ben bitireyim. Çünkü bu konularda doktora tezinde de çalışan bir kişi olarak yani inşallah önümüzdeki yıllarda özellikle tabii ki yüksek hızlı demiryolu hatları yoğun yerleşim bölgelerinden geçmekte ve bu geçen bölgelerde tabii sanayi yapıları karşımıza çıkmakta. Bunlara yani çözüm olarak hocam inşallah bize yani böyle çalışmalar yaptığımız için bizi bulurlar diye temenni ederek ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet. Teşekkürler. Sorusu olan var mı? Buyurun İnan Bey. Çok güzel bir sunumla çok güzel bir konuyu bize anlattı. Ben bir kavramı algılamak açısından soruyorum. Acaba bunu bir deprem esnasında üretilen bir dalganın binaya oluşturacağı bir etkiyi baz evet. alarak düşünürsek. Şimdi hocam şimdi şöyle bir şey var. Ben anlıyorum sorunuzu da. Şimdi bizim bu dalga bariyerlerimiz genelde deprem yer hareketi dışındaki yüksek frekans içeriklerine sahip, işte yüksek hızlı demiryolu kaynakları gibi ya da patlatma, işte yani muadili iş makinelerinin meydana getirdiği titreşim etkilerine yönelik literatürde çalışılmış bir konu. Tabii depremde şöyle bir problem var. Tabii hocam aslında daha iyi bu konularda belki cevaplayabilir ama biz bildiğimiz kadarıyla şey yapalım, hocam bizi tamamlasın. Tabii deprem geldiği zaman zeminin sönüm açısından yani histeristik damping dediğimiz orada artık şeye geçiyor, yani histeristik sönüme geçiyor. Şimdi burada tabii ki üzerinde konuştuğumuz dinamik yük kaynakları düşük genlikteki karakterdeki yükler olduğu için burada belki bir noktada lineer elastik yani zeminin sönüm noktasında lineer elastik yaklaşım bizi kurtarıyor. Ama deprem öyle değil. Depremde tekrardan yükleme tabii ki işin içine giriyor ki Ayfer hocam o konularda Türkiye'de yani çok ciddi anlamda çalışma yapmış kıymetli bir hocamız. Yani hani yapay kaya ya da böyle bir trenç deprem noktasında ne kadar etkili olur? Yani bir küçük genlikli bir titreşim kaynağı kadar ben etkili olacağını düşünmüyorum ama yani bir modellemeyle bakmak lazım. Çünkü bunun deneysel araştırması olmaz. Yani bir modelleme yapıp buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirde olduğum için. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi dinamik problemler çeşitleniyor. Bir tanesi biz inşaatçılar açısından makine temellerdir. Biz makine temelleri kesinlikle fabrikaları düşünün, makine yani titreşimde aletleri vardır. Biz onları temel sisteminden ayırmak zorundayız. Evet, hocam. Kesinlikle. Evet. Fatih Bey arada bir şey oluşturmaya çalışıyor. Yapıya sürekli bir şey titreşim gidecek. Bu belki bir yapıyı çok rahatsız etmeyecek, insanları rahatsız edecek. Çünkü ondan da bahsetti. Evet, evet. O düzeyde de olacak. Çok küçük milimetrik bazda ama o frekanslarda insanlar hatta grafikler vardır. İşte araştırırlar. Bu seviye tamam insanları rahatsız ediyor. Şu seviyede tutalım önlemler alınıyor. Deprem ise çok daha farklı. Kırılma yansımalar, değişik evet, tabakalar sönümlenemiyor. Evet. Mesela Adapazarı baseni Adapazarı altında yaklaşık 1100 metre V şeklinde inen bir vadi. Orada en azından 5-6 dakika depremin sürdüğü söyleniyor. Halbuki ana kayada ayrışmış, yumuşak kayada ölçülen biliyorsunuz 45 saniye. Ama Adapazarı hiç öyle değil. Hocam bir onun de şu var. Evet. Çok zor bir olay. Hocam bir de deprem yükünü yani bir harmonik karakterdeki bir yüke dönüştürmek çok zor. Mesela biz bunu mesela ben literatürde de evet doktora tezimde yüksek hız trenlerini yaptım. Zaman tanım alanında elde ettim.
O dönem literatürü okurken şununla karşılaştım. Yani yüksek hız trenlerini harmonik karaktere dönüştürüp o şekilde analiz yapanlar var. Keza hani bir patlatma yükü gene anlık bir işte büyüme ama deprem hareketi yani çok içinde farklı frekans şekline sahip bir şey barındırmakta. O anlamda harmonik karakterdeki bir titreşime dönüştürmek çok zor olduğu için onu birebir yani kendisi de tabii ki yani doğrudan çözüm yaklaşımıyla değil mi? Bir sonlu eleman paket programıyla analiz yapıp bakmak lazım. Ama çok deneylere, araştırmalara gerek duyulan bir şey. Evet hocam. Daha evet. Farklı bir şey. Evet. Onun için çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Başka sorusu olan? Peki. Yok galiba. Çok teşekkürler hocam, rica ederim. Ben şimdi Gökhan Bey'i davet ediyoruz. 3 tane sunum yapacak bize. Arkadaşları gelememiş. Biz dedik seni en sona alalım. Sen sahneden inmeden devam et. Peki o zaman evet. Düşeydi düzensiz çelik çaprazlı yapıların sismik performanslarının değerlendirilmesi ve ondan sonrasında çıktıkça söyleriz. Tamam. Teşekkürler. Merhaba değerli katılımcılar. Bugün toplamda 3 sunum yapacağım. İkisi teorik çalışma, biri de deneysel çalışma üzerine olacak. İlk sunumumuz düşeydi düzensiz çelik çaprazlı yapıların sismik performanslarının değerlendirmesi üzerine olacak. Çalışmadaki amacımız... Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde ve çeşitli yurt dışındaki şartnamelerde geçen merkezi çelik çaprazların yapısal performansını etkisini araştırmak olacaktı. Bu amaçla performansın değişimini inceleyeceğiz ve nasıl etkilendiğine bakacağız. Ayrıca hangi parametrelerin incelenmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olmak adına örnek bir çelik çerçeve incelemesi yapacağız. Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde de merkezi çelik çaprazlarla ilgili farklı tipte çelik çaprazların açıklamaları bulunmakta. Şekilde gördüğünüz diagonal, X çapraz, ters V çapraz, V çapraz ve K çapraz olmak üzere 5 farklı tipte çelik çapraz tanımlanması görülmektedir. Çalışmaya esas çelik çapraz tipi diagonal olarak seçilmiştir. Burada referans alınan düzenli bir yapı ve düşeyde düzensiz 2 farklı çelik yapı göz önünde bulundurulmuştur. 3 açıklıklı 5 katlı çelik çerçeveler... 3 farklı çerçeve olarak, ikisi düşeyde düzensiz, biri de referans alınan çerçeve düzenli olarak seçilmiştir. Burada kolonlar IP300, kirişler ise IP240 olarak seçilmiştir. X yönündeki açıklıklarımız 6 metre, Z yönündeki açıklıklarımız ise 3 metredir. Yine kirişler üzerine çizgisel yük olarak 10 kN'lik yükler tanımlanmıştır. Çelik malzememizin akıma dayanımı ise 240 N bölü mm² olarak seçilmiştir. Taşıyıcı sistemi oluşturan iğne kolonlar ve kirişlere ait atalet momenti ve kesit alanları da tabloda görülmektedir. Çalışmaya esas çelik çaprazlar tek tipte değil de 5 farklı kesit olarak seçilmiştir. 5 farklı kesit olarak seçilmesinin amacı aynı atalete ve kesit alanlarına sahip farklı tipteki kesitlerin hem yapı maliyeti hem de performans açısından değerlendirmesi üzerine olacaktır. Burada farklı kesitlerimiz daire, kare, I, T ve dikdörtgen kesitler olarak değerlendirildi. Bunlara ait farklı kalınlık ve çap değerlerini görmektesiniz. Yapı analizine geldiğimiz zaman ise Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007'de de geçen, yine yurt dışında da şartnamelerde tanımlanan artımsal modlu statik itme analizi kullanılmıştır. Literatürde pushover analizi olarak geçmektedir. Kesit alanları ve eleman boyları eşit seçilmiş. Performans açısından en üst limit değer maliyet farkıyla karşılaştırılmıştır. En iyi performansı veren kesit seçilmiştir. Yine performans değerlendirmesinde çelik elemanlarda kullanılan FEMA 356'da geçen plastik mafsal ve yıllı plastiste kabul yapılmıştır. Kolonlarda karşılıklı etkileşim diyagramını tanımlayan PM2M3 mafsalı, kirişlerde ise eğilme mafsalı olan M3 mafsalı tanımlanmıştır. Çelik çaprazlarda ise eksenel çekme ve basınca çalışmasından dolayı sadece normal kuvvetle plastik mafsal özelliği tanımlanmıştır. Yine yapıda hem geometri değişimi bakımından hem de malzeme bakımından non-linearite tanımlanmıştır. Dolayısıyla P-delta etkileri, ikinci mertebe etkiler dediğimiz etkiler göz önünde bulundurularak analizler yapılmıştır. Toplamda 18 farklı analiz yapılmış. Taban kesme kuvveti, çatı deplasmanı, rigidlik, yönetmeliğimizde de geçen R yapı davranış katsayısı değerlendirilmiş. Süreklilik ve tokluk değerleri karşılaştırılmıştır. Ve en uygun kesit diagonal çapraz için seçilmiştir.
Başlangıçta yalın halde bulunan çaprazsız çerçeve modelleri, çerçeve 1, 2, 3 olmak üzere statik itme eğrileri şekilde görülmektedir. Yalın halde çerçeve 1'in periyodu 0,285 saniye, çerçeve 2'nin periyodu 0,224 saniye ve çerçeve 3'ün değeri de 0,295 saniye olarak gözükmektedir. Bu yapılara diagonal çaprazlar eklendiğinde periyot değerlerinin düştüğü ve gözle görülür derecede bir rigidlik artışı olduğu tespit edilmiştir. Çerçeve 1 için 5 farklı tipteki çaprazın 5 farklı tipteki kesitin değerlendirilmesi ele alındığında en iyi performansın T kesitin gösterdiği görülmüştür. Burada taban kesme kuvvetinin ve çatı deplasmanının değişimi, aynı zamanda taşıyıcı sistem davranış katsayı dediğimiz R'nin değişimi, yine deplasman sürekliliğinin değişimi, rigidlikteki artış ve topluk değerleri karşılaştırıldığında en iyi performansı T kesitin verdiği görülmüştür. Tabloda elastik ve plastik sınır değerleri görülmekte, aynı zamanda karşılaştırılan sınır değerleri ve limit değerleri görmekteyiz. Çerçeve 2'ye baktığımızda aynı performans karşılaştırması aynı parametre üzerinden değerlendirildi ve yine en iyi kesitin T kesit olduğu görüldü. Çerçeve 3'te de benzer şekilde T kesitin en uygun performans değerlerine, en yüksek süreklilik değerlerine ulaştığı tespit edildi. Bütün bunlar karşılaştırıldığında hem referans alınan düzenli yapı hem de düzensiz yapının, iki farklı düzensiz yapının performans değerlendirmesi yapıldığında kesinlikle rigidlik, yani çelik çaprazın, merkezi çelik çaprazın rigidlik artışına sebep olduğu görüldü. Periyot değerlerinin, dinamik karakteristiklerin değiştiği, incelendiğinde model katılımların da değişebileceği, özellikle bu yüzden üç boyutlu yapıya da geçmenin önemli olduğu görüldü. Deplasman sürekliliği açısından ise sadece I kesitin kötü değerler verdiği, çelik özellikle çerçeve 2'de kötü değerler verdiği, yalın halden daha kötü bir süreklilik değeri verdiği görüldü. Deplasman sürekliliği bakımından. Onun dışındaki bütün yapı modellerinde T kesitin en uygun değerleri verdiği görülmüştür. Yine daha önce de dediğim gibi yapı davranış katsayısı değişmiş ve yapı daha sürekli hale geçmiştir. Yapıda özellikle bizim tasarım aşamasında çok fazla istediğimiz 3 parametre var. Bunlardan rigidlik, dayanım ve süreklilik taleplerinin karşılanması. Bu üçü de kıyaslandığında özellikle T kesitin en uygun değerleri verdiği görülmüştür. Aynı zamanda çelik çaprazın yapıya uygulanması deplasman talebinde de bir azalmaya sebep olmuştur. Biz taban kesme kuvveti, çatı deplasmanı, rigidlik, yapı davranış katsayısı, süreklilik ve tokluk değerlerini inceledik. Nonlinear, yani doğrusal olmayan davranışın incelendiğinde göreli katotelemelerin ve plastik mafsal mekanizmaların da incelenmesi bize analizler sonunda örnek teşkil etti. Bundan sonraki aşamalarda göreli katotelemelerin ve plastik mafsal oluşma mekanizmalarının özellikle yapıyı mekanizmaya götüren plastik mafsalların takibini göz önünde bulunduracağız. İlk sunum için beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa soru alabilirim. Sorusu olan? Peki ben bir şey ekleyeceğim. 99 depreminden bir anım. Siz şimdi Gökhan Bey, diagonal çapraz şeklinde yerleştirilen sistemlerin daha iyi olduğunu söylediniz. Bir şey de vardı. Biz sadece onu seçtik hocam. Evet. Şöyle bir anım var. Bilmiyorum Profesör Gazetası biliyor musunuz? Depremci. Hem üst yapıcı hem zeminci. Biz onunla fay hattından sonraki yeri tam bilemiyorum. Dolaşıyorduk. Normal fay da vardı orada. Üstteki binalar Gölcük değil de Gölcük'ten önceki yerler, bilmiyorum kim hatırlayabilecek. Tam fayın denize girdiği olan bölgeden hatırlayamazsanız Yalova'ya doğru yerleşim olan bir yerlerde dolaşıyorduk. Bir binanın hiç hasar görmediğini gördük. Hemen fayın düşen blok üstündeki en çok hasar düşen blok üstünde olur. Enerji daha fazla çıktığı için. Fayın diğer üst kısmında zaten hasarlı değil. Diğer binalar yıkıldığı halde sorduk. Bir adam çıktı dedi ki ben buranın temellerine mütemadi yapıp çaprazları koymuş. Kare kare. Yani her odanın altına gelecek şekilde büyük bir alan değil bölmüş. Kareler kareler ve her karenin diye çaprazları koymuş. Ve bina kalmış arkadaşlar. Düşen bloktaki bina kalmış. O diagonaller çalışmış.
hatılları atmış, hatılların her şeyi de kare kare bölmüş şöyle, binayı bölmüş dörde. Hepsi hatılları çevirmiş içten de T şeklinde ve diagonellerle bütün şeyleri bağlamış. O düşen bloktaki o kadar ağır hasar olan bir yerde bina olduğu gibi kalmış. Aklınızda olsun. Yapılacak çok şey var daha Türkiye için. Yani yapmamız gereken çok araştırmalar var. Peki çok teşekkürler. Şimdi bu konumuz çelik çaprazlarla güçlendirilen betonarme çerçevelerin farklı zemin sınıflarında performans değerlendirilmesi. Güzel. Hadi bakalım. Bir önceki çalışmaya esasla çelik yapılar güçlendirilmişti. Şimdi betonarme yapılar üzerine bir örnek teşkil edeceğiz. Bu diğerinden farklı olarak yine kat ötelemeleri ve kat deplasmanları ile ilgili tespitler yaptık. Betonarme yapılarda bilindiği gibi hem yönetmeliklerde tanımlanan betonarme perdelerle güçlendirme çok yaygın olarak kullanılıyor. Ancak betonarme perdelerin yapı ağırlığını da arttırdığı söz konusu. Buna bir alternatif olarak merkezi çelik çaprazlarla güçlendirme de hem yönetmeliklerde tanımlanan hem de tercih edilen bir güçlendirme yöntemi. Yapıda hem rigidlik artışına hem de süneklik talebinde değişmelere sebep oluyor. Merkezi çelik çaprazlarla güçlendirme. Yönetmenimizde tanımlanan daha önce de bahsettiğim çelik çaprazların örnekleri görülmektedir. Çelik çaprazlarla güçlendirme hem yapının enerji sönümleyebilme kapasitesini arttırıyor, hem de kolon ve kirişlerde oluşan dönme kapasitelerini ya da dönme taleplerini değiştirebiliyor. Yapı davranışını doğrudan etkiliyor. Bununla ilgili olarak örnek bir betonarme çerçeve için, çok katlı bir yapı modeli için SAPI gibi programı kullanılarak X çapraz dediğimiz çapraz tipi seçilerek farklı zemin sınıflarındaki deplasman talepleri ve yapının nonlineer davranışı göz önünde bulundurularak tespitler yapıldı. Bu analizler sırasında yine artımsal tek modlu statik itme analizi dediğimiz yöntem seçildi. Yapının nonlineer davranışı göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu davranış sırasında plastik mafsal kabulümüz yine yığılı plastiste olacak şekilde kolonlarda P, M2, M3 mafsalı, kirişlerde ise M3 mafsalı olacak şekilde tanımlandı. Yine çaprazlarda eksenel çekme ve basınca çalışacak şekilde plastik mafsal özelliği tanımlandı. Çalışmaya esas çerçeve için beton dayanımı 20 MPa, çelik akma dayanımı ise 420 MPa seçildi. Burada 5 açıklıklı ve 8 katlı bir yapı modeli seçildi. Toplam yüksekliğimiz 25 metre. Deprem yönetmenimizde tanımlanan Z1, Z2, Z3, Z4 sınıfları için çapraz tiplerinin performansı nasıl etkilediği araştırıldı. Burada ilk kat yüksekliğimiz 4 metre, diğer katların yüksekliği ise 3 metre olarak seçildi. Şekilde kolon ve kirişlerin, betonarme kolon ve kirişlerin boyutları ve donatı detayını görmekteyiz. Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007'de bölüm 7'de geçen mandar beton sargılı ve sargısız beton modelleri, aynı zamanda donatı çeliği için lineer elastik, ideal elastik plastik model olarak tanımlanan malzeme modelleri seçildi. Bütün bunlar kıyaslandığında statik itme eğrileri çizildi ve yapıda oluşan kuvvet deplasman ilişkileri tespit edildi. Burada eğrilerin tamamen üst üste düştüğü görülebiliyor, ancak zemin sınıfına göre deplasman talebinin önemli ölçüde değiştiğini görebiliyoruz. Özellikle yumuşak zeminlerde yapının deplasman talebinin özellikle değiştiği ve eğrinin uzadığını, deplasman yönünde uzadığını görebiliriz. Burada daha yatık eğri, çaprazsız eğrileri, daha rigid olan yani çaprazlı eğrileri göstermekte. Devam ettiğimizde ise siyah eğrimiz yalın halde bulunan ve en rigid zemin koşullarını temsil eden Z1'i temsil etmekte. Yine çapraz tipleriyle beraber, çaprazın eklenmesiyle beraber yapının rigid davranışı, yani rigid yönde davranışın arttığı, rigid davranış gösterdiği, deplasman taleplerinin azaldığı görebiliyoruz. Ancak yapı rigid davranış gösterse bile zemin sınıfı yumuşadıkça ya da zemin durumu değiştikçe burada deplasman taleplerinin çaprazlı olsa dahi artış gösterdiğini görüyoruz. Bu artış çaprazsız durumlarda daha yüksek miktarlardayken çaprazlı modellerimiz bu deplasman talebini sınırlandırıyor, daha düşük seviyelerde sınırlandırıyor. Özellikle performans değerlendirmesinde katların birbirine göre olan göreli kat ötelemeleri dediğimiz sınır değerler teşkil edilmiştir. Özellikle can güvenliği performans seviyesi verilen konut tipi yapılar için %4'lük bir değerimiz var. Gördüğünüz üzere mor değerimiz, yani çaprazsız durumda
ve en yumuşak zemin koşulunu belli eden değerimiz %4'lük sınır değerini aşmış bulunmakta. Ancak çapraz eklendiğinde bu değerin %1'in altına düştüğü görülüyor. Yani çaprazın yapının performansına olumlu yönde bir etkisi var. Yine aynı şekilde daha sert zemin koşullarını ve Z1'i değerlendirdiğimizde yapısal performansın önemli ölçüde olumlu yönde etkilendiğini görebiliyoruz. İlk tablomuzda yalın halde bulunan ve çaprazsız bulunan yapının Z1 zemin sınıfı için değerlendirmesi referans alınarak kuvvet ve deplasman taleplerinin değişimini görebiliyoruz. Burada özellikle çapraz tipinin kuvvet talebini ve deplasman talebini değiştirdiğini görebiliyoruz. Özellikle deplasman talebini önemli ölçüde azalttığını görebiliyoruz. Yine daha büyük akma değerlerine ulaştığını, yapıyı mekanizmaya götüren kuvvet değerlerinin ise büyüdüğünü görüyoruz. Bu da yapıya önemli ölçüde tesir ediyor. İkinci tablomuzda ise hem yalın durumun hem de çapraz durumun kendi içinde değerlendirmesi söz konusu. Buna baktığımız zaman ise zemin parametresinin önemli ölçüde deplasman talebini artırdığını görürüz. Çaprazsız durumda %7'lik bir değişim varken çapraz durumda %13'lük bir değişim var taban kesme kuvvetinde. Tepe deplasmanın değişimine geldiğimizde ise %130'lara varan değişimler görebiliyoruz. Bütün bunlar incelendiğinde merkezi çelik çaprazların betonarme yapılar için önemli bir güçlendirme yöntemi olabileceğini, özellikle de betonarme perdelerin yapı ağırlığına çok önemli derecede etki ettiğini görürsek daha fazla tercih edebilecek bir yöntem olabileceğini görebiliriz ve seçebiliriz. Bu konuda merkezi çelik çaprazları tercih edebiliriz diye düşünüyoruz. Bütün bu açıklamaların özet hali burada görmekteyiz. Özellikle merkezi çelik çaprazın deplasman talebini ve süreklilik talebini arttırdığını, yapıyı daha rigid davranış göstermesini sağladığını, yapının dinamik karakteristiklerini değiştirebileceğini görüyoruz. Yine teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Sorusu olan var mı acaba? Peki, çok teşekkürler. Üçüncü çalışmamız üç farklı çalışmayı içeriyor aslında. Burada Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde son sınıf öğrencileri tarafından yapılan sarsma tablası deney düzeneğinde farklı tipte yapı modelleri seçilerek deprem yönetmeliği 2007'de geçen farklı düzensizlikler incelendi. Taşıyıcı sistemler farklılaştı ve yapı davranışının nasıl değiştiği incelendi. Burada teorik olarak farklı tipte yapıların davranışını değiştirdiğini derslerde ve konularda özellikle yapılan çalışmalarda anlatıyoruz öğrencilerimize. Ama bunu somut bir şekilde, gözle görülür şekilde nasıl değiştiğini görmeler açısından öğrencilerimize örnek bir deneysel çalışma yaptık. Depremin yıkıcı etkileri hepimiz tarafından biliniyor. Bu yüzden gerçek ivme kayıtları kullanılarak yapı davranışının nasıl değiştiğini görmeyi istedik burada ve farklı tipte taşıyıcı sistemler seçtik. Burada hem planda hem de düşeyde düzensiz yapılar seçtik. Aynı zamanda da farklı tipte ve sayıda perde sayısına ait modeller incelendi. Bütün bu modeller incelendiğinde yapı davranışının değiştiğini gördük özet olarak. Yapısal modeller bal sağacı denilen hafif bir materyal kullanılarak, malzeme kullanılarak tercih edildi. İlk çalışmaya esas planda düzensiz çerçeve ise şekilde görülmekte. Burada Türkiye deprem yönetmeliğinde geçen ağaç tüpü düzensizlik bulunmakta. Yani planda çıkıntılar bulunması. Sol tarafta ise planda düzenli bir yapıyı görebiliyoruz. Çalışmaya esas deneysel örnekler ise düzensiz olan yapı sağda, düzenli olan yapı ise solda görülmekte. Bağ sağcından kullanılan modeller görülüyor. Burada yaklaşık 1,5 metre düzeyinde yapısal modeller kullanıldı. Hem tablaya hem de tepe noktasına, yapının tepe noktasına ivme ölçerler yerleştirilerek sarsma tablasında gerçek ivme kayıtları, eş zamanlı ivme kayıtları kullanılarak yapısal performanslar değerlendirildi ve değişimlere bakıldı. Sarsma tablasının özelliğine gelince 250 Newton kapasiteli bir sarsma tablamız var. Yaklaşık 200 milimetrelik artı eksi düzeyde bir yer değiştirebiliyor. Hem artı hem de eksi yönde 2G kapasiteli bir sarsma tablamız pozisyon geri besleme kontrollü olarak çalışıyor bu sistem. Yani deplasman kontrolü çalışıyor. 1 metreye 1 metrelik kare bir sarsma tablası ve tek eksenli olarak çalışıyor. Sarsma tablamıza gerçek zamanlı ivme kayıtları uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda farklı tipte, farklı genlikte ve frekans aralığındaki sinüzoidal yükleri uygulayabiliyoruz. İvme ölçerlerimize gelince ise mikromekanik ölçekte kuvvet geri beslemeli ivme ölçerlerimiz var. 5 mikro G ve 5 mikro G bölü hertz olarak gürültü performansına sahip. Bunlar artı eksi 3G kapasiteli. Aynı zamanda ölçülebilir frekans aralığı ise 0 ve 400 hertz aralığında.
Dinamik sayısallaştırıcımız ve veri toplama sistemimiz 24 bit çözünürlükte ve 140 desibele kadar yüksek dinamik aralık ve hızlı eş zamanlı örnekleme yapabiliyor. Bu amaçla planda düzensiz iki yapı modeli karşılaştırıldı. Burada tepe noktasında ve tabloda ölçülen ivme değerleri, aynı zamanda oluşan deplasman talepleri incelendi. Burada hem tabloda hem de tepe noktasında yapının kendi içinde farklı değerler olduğunu gördük. Aynı zamanda planda düzensizliğin bu deplasman ve ivme değerlerini önemli ölçüde değiştirdiğini gördük. Özellikle düzensizliğin bir negatif etkisi var. Bunu tespit ettik. Farklı yüksekliklerde yapılar düşeyde düzensiz. 1.40 ve 1.36 yaklaşık hemen hemen aynı değerler olduğu için karşılaştırma yapabildik. Farklar açısındansa yine düzensizliğin hem ivme değerleri açısından hem de deplasman değerleri açısından farkları büyüttüğünü gördük. Buradaki farklar göreceli farklar ve maksimum farklar. Yani ivme değerlerinin en büyüğüyle diğer bir tabloda oluşan ivme değerlerinin en küçüğü. Yani en büyük farklar gözetilerek tespit edildi. Oluşabilecek en olumsuz durumlar tespit edilerek fark oluşturuldu. Burada düzensizliğin negatif etkisini tespit ettik. Öğrencilerimize de bu deplasman talebi ve ivme farklılığı olarak anlattık bunu. İkinci çalışmada ise düşey düzensizlik incelendi. Yine deprem yönetmeliğinde geçen düşey düzensizlik, farklı tipte düşey düzensizlik tespit edildi. Burada yine plandaki düzensizliğin yanında buradaki modelimiz yine bal sağacından kullanılarak yapıldı. Döşemelerimiz yok burada, sadece çerçeve, karkas tipte bir yapımız var. Çerçeve sistem olarak görülüyor. Aynı zamanda panellerden oluşan perdeler ekleniyor modelin değişikliğine göre. Aynı deney sarsma tablasında denendi. Aynı ivme kayıtları kullanılarak ya da sinüzoidal yük verilerek. Burada yine tabloda ve tepe noktasındaki değişim düzensizlikle beraber arttı. Tablodaki değerlerimiz ve tepe noktasındaki değerlerimiz yapının karakteristiklerine göre değişim gösterdi. Tepe noktasında özellikle verdiğimiz ivme kaydındaki oluşan ivme değerlerinden ve deplasman değerlerinden çok daha büyük olduğu gözlemlendi. Yani yapıda bir zeminde oluşacak bir ivme ya da bir deprem yapıda daha farklı karakteristikler gösterebiliyor. Bunu gördük. Düşeyde düzensizliğin ise bu talepleri değiştirdiğini ve olumsuz yönde etkilediğini gördük. Yine yapı yüksekliklerimiz yaklaşık 1,5 metre düzeyinde. Üçüncü modelimiz ise perde sayısındaki değişim. Yani hemen hemen aynı alana sahip modeller farklı sayıda deprem, farklı sayıda perde kullanılarak modellendi. Aynı deney incelendi. Burada da perde sayısının önemli derecede rigidlik artışına sebep olduğu, yine tepe noktasındaki ve tablodaki ivme ve deplasman taleplerinin değişimini görüyoruz. Yine perde sayısı az olan yapıda buradaki deplasman talebinin arttığını gördük. Farkların ise perde sayısının azalmasıyla yine farkın büyüdüğünü gördük. Buradaki yapı modelimiz ise diğer modellerden farklı olarak 1.20 metre civarında. Bu çalışmalar deprem yönetmeliğimizde tanımlanan düzensizlikleri öğrencilerimiz somut olarak kavraması açısından yapıldı. Sonuçlara geldiğimizde ise hem düşeyde hem planda düzensizliklerin hem de taşıyıcı sistemin değişmesi, yani perde sayısının olması ya da hiç olmaması ya da perde sayısının artması direkt yapının dinamik davranışını etkilediğini tespit ettik ve öğrencilerimize güzel bir deneysel çalışma yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.